Teknoloji danışmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 12 yıldır ağ güvenlik üzerine çeşitli firmalarda çalıştım. Son 7 yıldır da Labris'te çalışıyorum. Labris yerli bir ağ güvenlik yazılım firmasıdır. Ürün portföyünde UTM, Unified Threat Management dediğimiz ya da Next Generation dediğimiz firewall'lar, loglama çözümleri, hotspot çözümleri ve anti DDoS çözümleri vardır. Layer 7 DDoS çözümleri vardır. Bizim bugünkü sunumumuzda ağırlıklı olarak network ve Layer 7 DDoS çözümleri anlamında olacak. Sunumlarımız buna göre hazırlandı. Firmanın yaklaşık 18 yıllık bir tecrübesi var bu alanda. Dünya genelindeki 2012'den itibaren de Layer 7 DDoS çözümü sunan ilk firmalardan bir tanesi. Birçok firma var tabii DDoS çözüm sunan ama Layer 7'ye dokunan ilk firmalardan birisi. Şu an için Labris Networks'tür. Ürün ismi de Harp DDoS Mitigation'dır. Buradaki soldaki logoda gördüğünüz bölümdür. Sunuma hızlıca başlıyorum. Sunumumuzun içeriği güvenlik nedir? Ana tipleriyle DDoS atakları, bilinen topolojiler ve topolojilerdeki hatalar, case study'ler, DDoS patenti, bir DDoS hata nasıl incelenmeli layer 7 düzeyinde, smoke screen'ler, korunma metotları ve vakit kalırsa ürün arayüzleri olacak. Şu an birkaç katılımcı daha var. İzninizle onları da ekleyeyim. Son. Pardon. Evet. İzninizle başlayayım sunuma. Şu an ekran problemi olan varsa chatten yazabilir. Paylaşım sorunsuz diye düşünüyorum. Güvenlik nedirle başlıyor olacağız. Bilgi teknolojilerinin en kritik konusu bilgi güvenliğidir. Bilgi güvenliği bilgilerin izinsiz kullanımına kadar, izinsiz erişimlerine kadar, bütünlüğüne kadar tüm bilginin gerekli kişilere erişim alanının tamamını içermektedir. Bilgi güvenliğinden bahsedebilmek için minimum gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik şartlarını karşılıyor olmamız gerekiyor. CIA üçlüsünün, üç yapı taşını karşılıyor olmamız gerekiyor. Bunların detaylarında gizliliğe değinecek olursak, gizlilik basit olarak izinsiz ve yetkisiz kişilerin verilere erişmesini engellemek için kullanılan korunma yöntemi. Verinin gizli tutulması, yetkisiz kişilerce alınıp kullanılamaması, işlenememesi, paylaşılamaması anlamına gelir. Bunun için çeşitli yöntemler var. Öncelikle firewall, dosya sunucuları, dosya sunucuların user authentication'ları gibi yöntemlerle veri güvenliği sağlanabiliyor. Fakat teknoloji sürekli geliştiği için şu an sadece user authentication yapmak yeterli olmuyor. One time password'lar, o tiplerin kullanılması gerekiyor. Keza gene two factor authentication'ların yapılması gerekiyor. Hatta bunlar günümüzde artık man in the middle yapılıp araya girilip çözebilen yöntemler ilave olarak ek katkı olarak da fiziksel, biyolojik özellikler dahil edilmesi gerekiyor. Örneğin bilgiye erişecek kişinin biyolojik özelliklerinden yararlanmak gerekiyor. Retinasından veya parmak izinden çeşitli yöntemler ve gruplar polislendirilerek kullanılabilir. Şu an için en kritik noktamız bilgi güvenliği noktası ve bilgi güvenliğinde de gizlilik noktası. Gizliliği ifşa olmuş bir bilgi açıkçası bu noktada tüm bilgi teknolojilerinin bilgi güvenliği yapısını bozmakta. Bir diğer durumsa bütünlük. Verinin bütünlüğünü sağlıyor olmamız gerekiyor. Bütünlüğü sağlanmamış bir veri aslında manipülasyon, spekülasyona neden olmaktadır. Ve yanlış yönlendirmeye neden olmaktadır. Örneğin günümüzde yaşadığımız sosyal medya durumları gibi fenomen hesaplarla ya da haber sitelerini izliyoruz. Bir bilgi paylaşılıyor ve birçok insan bu bilginin doğruluğunu onaylamadan ya da araştırmadan bilgi doğru olarak kabul ediyor. Aslında bu noktada bilgi güvenliği zafiyeti oluşuyor. Üçüncü durumsa bilgiye erişilebilirlik. Erişilebilirlik ayağı yoksa eğer bilgi güvenliğinden zaten söz etmemiz mümkün değil. Bir bilgi sunuyorsak bunun muhakkak erişilebilir ayağı olması gerekiyor. Erişilebilir ayağından kastımız nedir? Sunucuların internet ortamına açılması. Lokaldeki dosya sunucularının lokaldeki kişilerin erişimine açılıyor olması durumudur. Bu noktada gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği tamamladığımız noktada, yani bilgi güvenliğini tamamladığımız noktada, DDoS
diğer zafiyetlerimizi bulmak adına saldırı anatomisini incelememiz gerekiyor. Saldırı anatomisinde genel olarak yapılmak istenen cihazın kurbanla ele geçirilmesi, ele geçirildikten sonra verilerin alınması, verilerin alınması sonrasında da tekrar sistemi bırakmayıp sistemi köleleştirmek, botnet haline getirmektir. Burada adımları isterseniz karşılaştıralım hızlıca sırasıyla. Ön araştırma adımında normal sosyal mühendislik yapılmakta. Örneğin arama çubuğunda, arama motorunda kişinin ad soyadının aranması gibi, kişinin firma bilgisinin aranması gibi, firmanın adres bilgilerinin, IP bilgilerinin aranması gibi, firmanın domainlerin aranması gibi. Domain neden arıyoruz? NS2CAP gibi çözümlerle doğrudan IP'sine erişmek adına arıyoruz. IP'sine erişip bir sonraki ya da kişiye erişip, kişi ad soyadına erişip bir sonraki faza geçebiliyoruz. Yani tarama fazına geçebiliyoruz. Tarama fazındaki temel mantığımız sistemdeki zafiyetleri bulmak, IP'nin erişebildiğini test etmek, IP'nin erişilebilirliği varsa üzerinde hangi portların, hangi protokollerin açık olduğunu tespit edebilmek. Bu protokollerle örneğin 80 protokolün açık olduğunu tespit edebildiğimizde işletim sistemini veya arkada çalışan uygulamayı da tespit edebiliriz. Örneğin Tomcat mi, IIS mi çalışıyor gibi. Bu noktada örneğin IIS 6.0'ın kendi içerisinde zafiyetleri var. Örneğin IIS 6.0 kullanımı tespit edersek bu zafiyetten yararlanıp müşterinin sistemine sızabiliriz. Soket açabiliriz geri planda. Gene güvenlik açıklarının tespit edilmesi, farklı güvenlik açıkları da olabilir. Müşterinin kendine özgü uygulamaları olabilir. Veya basit bir küçük ölçek işletmeyi düşünürsek bir modemden DMZ rule'u yazmış olabilir. DMZ yönlendirmesi yazmış olabilir ve içerideki eski işletim sisteminde veya farklı bir cihazda daha önce tespit edilmiş zafiyeti ya da Linux CentOS gibi cihazlarda VPN zafiyetlerinden yararlanıp doğrudan kişi bilgisayarına erişilip lokal ağda gezilebilir, bilgiler elde edilebilir. Eza bunun sonrasındaki üçüncü adımında ise istismar etmek adımı. İstismar etmek adımında da genelde yaptığımız işten brute force ataklar, şifreyi ele geçirme atakları. Şifreyi ele geçirmede sosyal medyada ya da sosyal mühendislikte ele geçirdiğimiz ad, soyad gibi bilgileri kullanabiliriz. Gene generic user'ları kullanabiliriz. Root admin gibi user'ları kullanabiliriz. Bunların şifrelerini tahmin edebiliriz veya şifre kırıcılarla test ediyor olabiliriz. Şifreler ele geçirildikten sonra da bu şifreleri ya değiştirebiliriz sistemi ele geçirmek adına ya da benzer kullanıcılar açıp aynı haklara sahip benzer kullanıcılar açıp kendimizi gizleyebiliriz. Giriş yapıldıktan sonra dördüncü aşamadaysa sistemin devamlılığını sağlayabilmek adına bağlandığımız ya da giriş yaptığımız, sızdığımız sistemlerde arka kapılar oluştururuz. Yani atak anatomisi bu şekilde ilerler. Arka kapılar oluşturulur. Farklı portlar açılır. Programcıklar kurulur. Bunlar scriptler olabilir. Veya sizin atak için kullanacağınız atak tool'lar olabilir. Dışarıdan HTTP post gibi, HTTP get metotlarıyla, HTTP ya da XML API gibi yöntemlerle tetikleyebileceğiniz program parçaları olabilir. Beşinci aşamada ise kendimizi bir sonraki teftişte veya bir sonraki kontrollerde oradaki IT personeline yakalanmamak adına veya herhangi bir incelemeye takılmamak adına cihazlar üzerindeki alarmları kapatıyoruz. Logları temizliyoruz veya değiştiriyoruz. Sahte loglar oluşturuyoruz. Bu yöntemlerle de giriş kapısı bıraktığımız, arka kapı bıraktığımız ortamlarda normal çalışma prensiplerine devam ederken sizin varlığınızdan emin olunamıyor. Sadece sistemi ele geçirip bilgileri alıp çıkmıyor genelde atak anlatım içinde. Akıllı bir saldırgan artık bu sistemi ileriye dönük kendi kölesi haline getiriyor. Yani bir botnet ağına dahil ediyor. Daha sonraki atak dizaynlarında bu sistemleri ele geçirdiği için ve program parçacıkları yerleştirdiği için daha sonraki atak yapma aşamalarında bu sistemleri de kullanılabiliyor. En etkili yöntemler botnet saldırılarıdır. Birazdan botnete değiniyor olacağım. Genel olarak DDoS atak aşamaları
Ajan ve zombilerin seçimi, doğru ajan ve zombilerin seçimi, ajanlar, etkili ajanların kullanımı, paket payloadlarda yakalanmayacak, sizin belki kendinizin geliştirdiği atakların kullanımı gibi. Zombi seçimleri, şu an piyasadaki botnetlerin neredeyse %70'i banlanmış durumda. Yani IP'yi siz ISP'den çıkaramıyorsunuz. Atak etmeye başladığınızda IP'niz banlanmış oluyor ya da RBL listelerinde listelenmiş oluyor. Doğru seçimler etkili bir hata sebep olabilir. Gene ajan ve zombilerin enfekte edilmesi, sistemlere dahil edilmesi, iletişim ve saldırı aşamaları olarak geçmekte. Bir botnet topolojisinde ise şu anki slaytımızda da bir botnet topolojisini sunuyorum sizlere. Botnet nedir? Öncelikle ona değineyim. Botnet köleleştirilmiş bilgisayarlardır. Botnet sahibine botmaster denir. Genel olarak bir kontrol merkezi vardır. Topolojide en üstte gördüğümüz yapıdır. Kontrol merkezi köleleştirilmiş bilgisayarlarla çeşitli yöntemlerle iletişim kurar. Kendisini gizlemek için internet relay chat yöntemini kullanabilir. HTTP get post metotlarını kullanabilir. VPN metotlarını kullanabilir. P2P'leri kullanabilir. İletişimde kendisini gizli tutmaya çalışır. Genelde de farklı bir lokasyonda, örneğin Amazon'dan örnek vermek gerekirse, bir sunucu kiralanır ve buradaki sunucu botnet kontrol merkezi olur. Amazon'daki sunucuya da botmaster evindeki bilgisayardan VPN yöntemiyle çeşitli yöntemlerle bağlanır. İzini kaybettirmek ister. Botnet ve zombi ağlarının kurulma amacı hedefi, kurbanı etkisiz hale getirmekte en etkili yöntem olmasıdır. Örneğin Layer 7 bir atak düzenliyorsanız, HTTP ata, botnetler bir kullanıcı simülasyonu gibi çalışır. Gerçek bir istekmiş gibi karşı tarafa sizin isteklerinizi gönderir. Bir sonraki slaytıma geçiyorum. DOS ve DDoS'ta incelememiz gereken CIA üçlüsünün erişilebilirlik ayağıdır. DDoS saldırıları erişilebilirlik ayağını hedef almakta. Sistemlerin dışarı açık olduğu portları, uygulamaları hedef almaktadır. Sistemlere nasıl ataklar dizayn edilir? Gene bir basit topolojiyle örneklendirmek gerekirse, Attacker soldaki bölümde yüksek kapasiteli bir sunucuya sahiptir veya sunucu ağına sahiptir. Yüksek buffer oluşturabilecek, yani CPU'su güçlü, diski güçlü, RAM'i güçlü, Ethernet kartları güçlü sunuculara sahiptir ve bu sayede çok yüksek paket değerlerine, PPS değerlerine, paket per second değerlerine, saniyede oluşturabileceği yüksek paket seviyelerine ulaşabilir ve yüksek bant genişliklerine sahiplerdir. Kurban tarafına bakacak olursak, sağ tarafa, kurban tarafında orta kapasiteli bir hat mevcut. Düşük bufferlı bir sunucu, düşük kapasiteli bir sunucu mevcut. Sunucuyla router arasında da düşük kapasiteli bir hat mevcut. Yani örneklendirmek gerekirse, örneğin ben bir data center'da botnet ağım var. Toplamda botnetlerle 1 gigabit per second'a kadar saniyede bant genişliğine ulaşabiliyorum ve bunun içerisinden de 3 milyon paket üretebiliyorum. Kurbana baktığımdaysa, router'la firewall arasında bakır 1 gigabitlik bir bağlantı mevcut. Fakat bunun içerisinde bir QS, Quality of Service bant genişliği tanımlanmış. 100 megabitini kullanabiliyor sadece. Ben dizayn ettiğim atakta gigabite kadar çıkabildiğim için kurbanın 100 megabitini rahatlıkla doldurabiliyorum ve burada volümetrik hata gerçekleştirip kurbanın hattının satır olmasını sağlıyor. Burada çeşitli koruma yöntemleri var. En başında data center'larda veya ISP'lerde IP spoofing, anti-spoofing özelliklerinin açık olması gerekiyor. Çünkü atak dizayn ederken biz IP'mizi gizliyoruz, IP'mizi taklit ediyoruz. Eğer bu yöntemler default olarak açıksa, bir DDoS koruması olmamasına rağmen anti-spoof paketleri, yani taklit edilmiş IP'ler data center'da veya ISP'de sonlandırılmış olur. Çünkü data center'lar ve ISP'ler kendi arkalarındaki network'ü ve kendi ağlarını bildikleri için IP spoofing özelliğini herhangi bir false pozitif oluşturmadan kullanabilirler. Basit bir şekilde kabaca atak topoloji dizaynını tanımak gerekirse bu şekilde. Biraz hızlanacağım çünkü oldukça fazla slaytımız var. Atak sonucu meydana gelebilecek etkiler. Burada öncelikle en kritik etki,
İtibar kaybı, müşteri kaybı, finansal kayıplar, ağ performansında yavaşlamalar, web sitelerinde, yayınladığınız web sitelerinde ya da web uygulamalarında yavaşlama veya erişimin tamamen kesilmesi. İçerideki sunucularda firewall gibi güvenlik sistemlerinde RAM CPU performanslarının artması, işlevini seri olması. Keza dolaylı etkileri yavaşlayan servisler, servis kalitesinin düşmesi, uzmanlık ve danışmanlık maliyetlerinin ortaya çıkması, yardım ve müşteri destek maliyetlerinin ortaya çıkması, yasal süreçlerin ve masrafların ortaya çıkması keza. ISP değişikliği veya ISP'de bant genişliği değişikliğine dayalı masrafların ortaya çıkması. Müşteri memnuniyetsizliği en kritik nokta, müşteri memnuniyetsizliği. Çünkü bu noktada birçok sorun yaşayabilirsiniz. Müşterinizi kaybettiğinizde geri kazanmak oldukça zor olacaktır. Gene SLA anlaşmalarıyla ilgili, yani SLA'den kastımız destek ve lisans anlaşmalarıyla ilgili tazminatlar ödemek zorunda kalmanız. Servislerde kesintiler, rakiplerin tercih edilmesi, sosyal medyada olumsuz yorumlar gibi. Kritik sistemlerde kayıplar, finansal kayıplar, örneğin saldırı motivasyonu ya da saldırganın motivasyonu neler olabilir? Para, rekabet, dikkat dağıtma, ek kaynak erişim isteği, kin, öfke, siyasi sebepler, merak veya öğrenme isteği, aktivizm, cyber terörizm olarak gerçekleşmiş. Buradaki en önemli kriterlerden birisi siyasi sebepler, askeri sebepler ve rekabet sebepler. Rekabet sebebi örneğin bir e-ticaret firmasıyla diğer e-ticaret firması arasında birbirlerinin servislerini yavaşlatmak adına bu tarz siber savaşlar olmakta. Bunları biliyoruz. Örnek vermek gerekirse. Hedefte neler var? Anahtar switchler var, yönlendirici routerlarımız var, bağlantılar var. Asıl kritik nokta bağlantılar, linkin doldurulması, hattın satura edilmesi gibi. Güvenlik duvarı ve savunma sistemlerinin işlevsiz hale getirilmesi, altyapının zarar görmesi, işletim sistemi, sunucular ve uygulamalar bulunmakta. DDoS'la ilgili bazı yanlış bilinenler, DDoS engellenemez. DDoS engellenebilir. Doğru topoloji kurulursa, scrubbing center'lardan, ISP'lerden ve kendi site'ınızda gerekli önlemlerinizi alabilirseniz DDoS'tan korunabilirsiniz. Bunun yanı sıra güvenlik duvarı DDoS saldırılarını engeller gibi bir piyasada algı var. Güvenlik duvarları DDoS saldırılarını kısmi olarak engeller. Eşik değer bazlı korumalar mevcuttur. Yani siz şunu söyleyebilirsiniz. Web sunucuma saniyede 100 istek kabul ediyorum diyebilirsiniz. 101. istek geldiğinde 101. isteği kesebilirsiniz. Fakat burada akıllı bir saldırgan sizin eşik rencinizi tespit eder. 100 tane, 99 tane atak gönderir. 99 ata sizin sunucunuz işlemeye devam eder. Bu bir ataktır. Yani false negatif oluşur. Doğru olmayan paketler içeri geçmiş olur. Doğru olan paketlerde yani müşterilerinizin istekleri de 100 ve 101. paket olarak engellenmeye başlar. Yani güvenlik duvarları gerçek anlamda DDoS saldırılarını engellemez. Kısmi olarak ve doğru olmayan yöntemlerle engelleyebilir. IPS'imiz var, DDoS saldırılarını engelleyebiliriz. Bu da bir yanlış görüştür. IPS imza tabanlı çalışan bir sistemdir. IPS üzerinde DOS ve DDoS'a ait imzalar vardır, evet. Hatta port taramaları diye bir önce keşif yapılması gereken imzalar da vardır. Bunları bir noktaya kadar engeller fakat DDoS hata noktasında IPS'in bir yetkinliği yoktur. Bir SIM proxy gibi, bir SIN authentication gibi ya da bir TTL kontrolü yoktur. Bunları yapamaz. Bu yüzden doğrudan IPS cihazı olanlar DDoS'tan korunmuş sayılmazlar. Antivirüs programları keza o şekilde. Linux işletim sistemlerinin zafiyetlerini biraz araştırıp bulabiliriz. Keza onlar da DDoS'tan korunmuş olmazlar. Servis sağlayıcısından alınan hizmetler. Servis sağlayıcısından alınan hizmetler gene firewall yapısına benzer. Layer 4 tabanlı hizmetlerdir. Eşik değer bazlı hem paket per second hem bandwidth anlamında eşik değer bazlı hizmetlerdir. Radar altı dediğim saldırılarda kolayca aşılabilmektedir ya da uygulama katmanı saldırılarıyla kolayca aşılabilmektedir. Operatörler genel olarak volümetrik ataklara karşı çözüm sunmaktalar. Katma değerli servislerdir. Kullanılmasına yarar olan servislerdir ama DDoS'u kesin anlamda çözdüklerini söyleyemeyiz.
Bu noktada isterseniz ana tipleriyle DDoS ataklarına geçelim. DDoS ataklarını biz 3 ana tipe ayırıyoruz. Volümetrik ataklar, kaynak tüketimine yönelik ataklar, uygulama katmanı atakları. Volümetrik ataklar genel olarak bant genişliği tüketimine yönelik ataklardır. UDP flood, DNS yükseltme, NTP yükseltme, SSTP yükseltme gibi bant genişliğini doldurma yönelik atak tipleridir. Kaynak tüketimine yönelik ataklarsa protokol istismarlarından yararlanan paket sayılarını, çok yüksek paket sayıları oluşturup sistemlerin güvenlik cihazlarını ya da uygulamanın direkt kendisini bant genişliğini doldurmadan kendi oturum tablolarını veya kendi CPU RAM'lerini ya da disklerini doldurmaya yönelik yapılan ataklardır. Burada uygulamanın veya cihazın kaynağını tüketmekten bahsediyoruz. Uygulama katmanı ataklarıysa doğrudan HTTP örneği vermek gerekirse HTTP 1.1 ve 1.2'de malum oturum kurulduktan sonra arada bir soket açılıp tünel içerisinden iletişim devam etmektedir. Oturum katmanındaki ataklar da tünel içerisindeki iletişim üzerinden yapılan atak yöntemleridir. Burada çeşitli koruma yöntemleri vardır. Layer 4 çözümler, yani oturum katmanına kadar çözüm sunan ürünler bu noktada size bir başarı sunmamaktadır. Bunların da detaylarına değiniyor olacağım. Genel olarak atakları hızlıca sınıflandıralım. SEL saldırıları, flood saldırılar, UDP flood, DNS flood, ICMP, Blacknose, Slow Loris, HTTP GET, Post floodlar. Kuvvetlendirme saldırıları, yani doğrudan bant genişliğini tüketime yönelik saldırılar. Fregal, Sumur, DNS yükseltme saldırıları, NTP yükseltme saldırıları, SSTP yükseltme saldırıları, SNMP yükseltme saldırıları, protokol istismarları, yani kaynak tüketime yönelik ataklar, SYNFLOOD, ACK, PUSH, yine ACK FLOOD, SYNACK FLOOD, RESET FINISH FLOOD, yine SYNACK FLOOD'lar, fragmente edilmiş paketlerin ACK olarak gönderilmesi gibi protokol istismarına dayalı, yine TOS, Type of Service'e dayalı flood saldırıları olarak sınıflandırılabilir. Hatalı paketlerse IP adresi ve IP paket özellikleri. Bir sonraki slaytımızda network'ün temeli olan, TCP/IP'nin temeli olan IP paket özelliklerine bakıyor olacağız. Bu bölüme de geçelim hızlıca. IP paket formatını bilmeden ürün geliştirmek veya ata müdahale etmek veya ata analiz edebilmek mümkün değildir. IP paket formatını detaylıca analiz edebiliyor olmak gerekiyor. İçerisindeki değerleri ve değerlerin ne olması gerektiğini bilmek gerekiyor. IP paket formatı soldan sağa 32 bitten oluşur. Yukarıdan aşağıda 480 bitten oluşur. Toplamda da maksimum 20 header 20 byte'dır. Data ve options'la beraber maksimum 60 byte'a kadar çıkabilmektedir. 32 bit 4 byte anlamına gelir. Yani her satır burada 4 byte'dır. Kritik olan buradaki değerlerin iyi biliniyor olması. İlk 4 byte versiyon sürüm byte'ıdır. İkinci 4 byte ise internet header uzunluğu byte'ıdır. Sonraki 8 byte ise TOS'tir. Type of Service, servis tipidir. Servis tipi paketin önceliklendirilmiş olduğu, gecikmeli olduğu ya da öncelikli olmadığı gibi değerleri üzerinde taşır. Genelde de attacker'lar, özellikle layer 7 attacker'lar paket formatında bunu önceliklendirilmiş olarak, yani TOS değerini default olan 0 dışında 1 veya 2 olarak gönderirler. Yani burada siz önceliklendirilmiş paketleri doğrudan kabul etmeyebilirsiniz ve koruma yönteminde bu özellikleri kullanabilirsiniz. Keza gene toplam uzunlukları, kimliklendirme, bayraklar, parçalanmış parça korumaları, TTL'ler, yaşam süreleri, protokoller, başlık kontrolleri, source IP, destination IP gibi kontroller vardır. IP formatı 14 adet alandan oluşur. 14 adet alanın 13'ünü doldurmak zorunludur. Bir alanı doldurmak zorunlu değildir. O alanda options ve data alanıdır. İsterseniz orayı boş bırakabilirsiniz paket oluştururken. Attacker'larda genelde bu 14 alanda ki zorunlu 13 alanı doldurabiliyor veya paket boyutunu küçültmek adına boş bırakıp daha hızlı paketler, daha çok paket adetlerine ulaşmak adına bazı değerleri boş bırakabiliyor. Bu noktada protokol istismarına giriyor ve
koruma yöntemlerinizde protokol istismarı, paket normalleştirme, IP normalleştirme varsa bu paketi doğrudan bloklamış oluyorsunuz. Keza TCP ve UDP paket formatlarına da bakmak gerekiyor. TCP paket formatında solda gördüğümüz IP header ve IP data bir önceki slide'da gelen bilgiler, yani source IP, destination IP, checksumlar gibi gelen bilgiler. Devamında da data içerisinden çıkan kısımsa, yani IP datadan çıkan kısımsa paket formatı, TCP paket formatı olmakta. Yine TCP segmentinde, TCP paket formatında da 20 byte'lik bir alan söz konusu. Source port, destination port, sıra numarası, uygunluk numarası, offsetler, rezervler, bayraklar. Bayraklar nelerdir? Urgent, acil bayrağı, acknowledge, onay bayrağı, push, itme bayrağı, RST, reset bayrağı, SYN, senkronizasyon bayrağı, yani isteğin başlangıç bayrağı, finish bayrağı gibi. Windows size'ı, kontrolleri, acil noktaları, options'lar ve data olarak belirlenmektedir. Burada kritik bir bilgi vereceğim. Network bilgisidir bu. Şu an birçok siteye baktığımızda SSL çalıştığını görüyoruz. HTTPS 443 portu üzerinden çalıştığını görüyoruz. 443 portu algısında genelde şöyle bir algı vardır piyasada. Trafik şifrelenir. Evet, trafik şifrelenir ama trafiğin bir bölümü şifrelenir. Bu noktada IP paketi içerisindeki IP header ve TCP paketi içerisindeki TCP header, yani mavi renkli gördüğümüz alanlar şifrelenemez. Bunlar iletişim alanlarıdır. Şifrelenirse iletişim kesilmiş olur. Sadece TLS 1.0.1.1.1.2 ya da SSL ile şifrelenen kısımlar IP data ve TCP data kısmıdır. Bu veriler şifrelenir. Keza yine SNI dediğimiz yöntemle server isim tanımlama yöntemiyle de bu verilerin bir kısmını görebilirsiniz. Nedir bu görebildiğimiz veriler? TLS 1.0 ve 1.1 ya da 1.2'de URL'i göremiyorken domain'i görebiliriz. Örneğin Facebook isteklerini analiz edebiliriz ama Facebook'ta nereye gittiğini göremeyiz. Şifrelenmiş pakette de bu tarz analizler mümkündür. UDP paketinden hızlıca bahsedeyim. UDP paketi yine IP'dir. Yani source IP, destination IP gibi bilgilerin yer aldığı paket içerisinde IP datanın içerisinde gömülmüştür. Burada TCP oranla daha az veri vardır. 8 byte'lik bir veri vardır. Source port, destination port, segment uzunluğu ve kontrol ve data gibi değerler yer almaktadır. TCP ve UDP hızlıca karşılaştırmak gerekirse TCP güvenilir bir protokoldür, UDP değildir. TCP yavaş bir protokoldür, UDP hızlı protokoldür. UDP'nin tercih edilme sebebi de budur, hızlı olmasıdır. TCP başlık uzunlukları 20 ile 60 byte arasında değişirken UDP 8 byte'tır. TCP'de data kaybı olmaz, UDP'de olur. TCP ve UDP her ikisinde de hata kontrolü vardır. Fakat UDP'de hata kaydı yoktur. TCP'de gene bayrak kontrolü vardır. Bayrak kontrolünden kastımız SYN ile başlaması gerekir oturumun. Ya da sonlandırmak istenen oturumda FIN bayrağının gelmesi gerekir. Ya da yeniden bir oturum başlatılması isteniyorsa RST bayrağının gelmesi gerekir. Bunları kontrol eder. Bağlantı isteklerini TCP kontrol eder, UDP kontrol etmez. Bağlantı uygunluğunu, onayını TCP sağlar, UDP sağlamaz. UDP hızlı bir protokoldür, kontrol zor bir protokoldür. Güvenilir bir protokol değildir. Ama hızlı olması ve paket boyutunun küçük olmasından dolayı tercih edilir. Atak örneklerinden bahsedecek olursak UDP flood atakları. UDP protokol istismar edilebilen bir diyagram. UDP'de kaynak IP'yi kolayca spoof edebilirsiniz. Çünkü karşı taraftaki oturum kontrolü olmadığı için istekler doğrudan herhangi bir UDP flood kontrolünüz, korumanız yoksa ilgili sunucuya kadar iletilir. UDP'de de genel olarak çok sayıda paket üretme, bant genişliği üretme atakları dizayn edilir. Bunların detaylarını tekrar değinmeye olacağız. SYNFLOAT'taysa, yani TCP FLOAT'taysa, SYNFLOAT olabilir bu, ACKFLOAT olabilir, keza bayrakların diğer FLOAT'ları da olabilir. Protokol istismarlarından yararlanılır. Doğrudan kaynak tüketimine yönelik, yani SYN paketlerini sistemde ilk hangi cihaz açar? Firewall'lar açar. Önde bir DDoS koruması yoksa. Firewall'un kaynak tüketimine yönelik, oturum tablolarını doldurma yönelik, yara oturum tablolarını doldurma yönelik ataklar dizayn edilir. Burada TCP'nin
iletişim yapısında birazdan detaylarına giriyor olacağım. SIM paketi gelir, ilgili hedefteki sunucu SINAK döner. Kişi doğruysa, yani ilk isteği gönderen kişi doğruysa AK cevabı dönerek karşılıklı eski numaraları sıra numaralarını onaylayarak oturum başlatır ve bu oturum üzerinden veri alışverişi başlar. HTTP FLAT'ta keza olan HTTP 1.0'da malum her istek için, her buton tıklaması için bir oturum açmak gerekiyordu. Şu an HTTP 1.1 ve 1.2'de bu söz konusu değil. Normal TCP ile bir oturum kuruyorsunuz. Kurulmuş oturum üzerinden açılan soketle içerisinden veri aktarım, veri paylaşımı yapıyorsunuz. HTTP GET, HTTP POST gibi isteklerinizi gönderebiliyorsunuz. FLAT'ta da siz bu oturumu açmadan önceki limitleri zorluyorsunuz. Yani SIM FLAT gibi oturumu açma istekleri gönderiyorsunuz. Karşısında oturum tablosunu doldurmaya çalışıyorsunuz. Veya açılmış oturum üzerinden soket içerisinden çok sayıda GET POST isteği yaparak doğrudan sunucuya ulaşıp kifayet yolu bypass etmiş oluyorsunuz bu noktada. IPS veya dedike bir inceleme cihazı yoksa ya da WAF tarzı bir ürün yoksa bypass etmiş oluyorsunuz ve sunucuya kadar isteklerinizi iletmiş oluyorsunuz. DNS yükseltme atakları. DNS burada NTP yükseltmeyi, DNS yükseltmeyi, SSTP, SNMP yükseltmeleri aynı örnekteki gibi baz alabilirsiniz. Attacker IP'si hedeflediği kurban IP'sini taklit ederek DNS sunuculara onun adına istekler göndermektedir ve DNS sunucularda UDP protokolüyle çalıştığı için, bir oturum kontrolü olmadığı için cevapları taklit edilmiş IP'ye dönmektedirler. Yani burada DNS yükseltme, DNS aynalama, yani DNS reflection dediğimiz atak yöntemi bu şekilde kullanılmaktadır. Üçüncü bölümümüze geçiyorum. Bilinen topolojilerdeki hatalar. Burada standart bir müşteri topolojisi ya da bir firma topolojisini görüyoruz. Genel olarak bir ISP veya birden fazla ISP tercih edilebiliyor. Birinci noktadaki tespit ettiğimiz sorunlar limitli band genişliğinin olması ve yeteri kadar DDoS korumasının ISP tarafından sağlanamıyor olması. Bu bir noktalı birinci noktadaki tespit ettiğimiz hatalara eklenecek çok şey var aslında. Örneğin internet bankacılığı gibi internete sunulan hizmetlerin kendi personelinizin internet network'ünden ayrıştırılması gibi durumlar da söz konusu. Yani bu iki network'ü ayırmak gerekiyor birbirinden ki birbiriyle ilgili zafiyetlerden etkilenmemesi adına. Keza limitli band genişliklerinin kolay sature edilebiliyor olması. Bu noktada ISP'nizden, yani ISP internet sağlayıcı oluyor bu arada. Türkiye'deki Türk Telekom, Süper Online, Vodafone gibi firmalar. Hizmet satın alırken atak anında band genişliğinin genişleyebilir olmasını talep etmeniz gerekiyor. Bu size ne sağlıyor? Hattın satırı olmasının önüne geçmenizi sağlıyor. Atak anında örneğin 100 megabitlik bir hattınız var. 100 megabitlik atak geldiğinde müşterilerin isteği, sisteme bağlanacak kişilerin isteği veya içerideki personelin isteği bloklanmış oluyor. Hat satırı olduğu için oturumlar düşmüş oluyor. Ama genişleyebilir bir hat olduğunda atak anında örneğin 200 megabit'e kadar genişleyebildiğini düşündüğümüzde 100 megabitlik bir atak varsa 100 megabitlikte bir internet kullanımı sağlıyor size. Bu noktada genişleyebilir hatları talep etmek gerekiyor. Keza IPS, UTM, Firewall, WAF gibi ürünlerin limitli paket işleyebilir kapasitelere sahip olması DDoS ataklarında zafiyet ortaya doğuruyor. Örneğin Firewall'larda ortalama bir Firewall anlık işleyebilecek paket sayısı, yani concurrent değil, ortak değil, new session olarak işleyebilecek paket sayısı 100 ila 120 bin seviyelerindedir. 100 ila 120 bin seviyelerindeki paket per second'ı yaklaşık 30-40 megabitlik bir hattan atak olarak üretip firewall'a iletebilirsiniz. Yani firewall'lar bu noktada çabuk zafiyet oluşturacak noktalardır. Keza IPS'ler, WAF ürünleri de aynı şekilde. Firewall'ları korumak için DDoS hizmetleri almak gerekiyor. DDoS ürünleri kullanmak gerekiyor. DDoS ürünü kullandığımızda IPS gibi, Web Application Firewall'lar gibi ya da standart firewall'lar, UTM'ler gibi cihazlar kendi işlerini yapabilir hale geliyorlar.
İkinci zafiyetimiz de bu oluyor topolojideki. Üçüncü noktada ise serverların, servislerin hatalı konfigürasyonları. Örneğin bir MySQL kuruyoruz ya da MS SQL kuruyoruz. Default ayarlarını bırakıyoruz. Genelde tuning yapmıyoruz. Default ayarlarını bıraktığımızda MS SQL 40 connection açabiliyor üzerinde. Yani bir uygulama atağında MS SQL'e 40 connection gönderen bir attacker MS SQL'in işlemez hale, cevap veremez hale gelmesini kolaylıkla sağlayabiliyor. Bunların iyi tune edilmesi gerekiyor. Keza switch, cut switch'leri yerleştiriliyor. Cut switch'lerinde konfigürasyon default bırakılıyor. Full duplex değil portlar, 10-100 binlik portlarda bazı portların 100 megabit çalıştığını, 10 megabit çalıştığını görüyoruz ve kendi kendine bir DDoS erişim reddi sağladığını görüyoruz. Bunların doğru analiz edilip doğru konfigüre edilmesi gerekiyor, doğru önlenmesi gerekiyor. Bir sonraki slaytlarım görselde anlattığım slaytlar, o yüzden bunları geçiyorum. Aynı şeyler aslında. Case study'lere, vaka analizlerine bakacak olursak, vaka analizlerinde paket payload'lara bakıyor olacağız. Öncelikle NTP Network Time Protocol zaman bilgisini sağlayan sunucuların NAT'lanarak kullanıldığı protokoller. Herkes bir, tüm firmalar neredeyse bir zaman sunucusuna sahip ve bu zaman sunucusu da farklı zaman sunucularına sorgu atmaya, zamanın doğruluğunu edinebilmeye sahip. Yani firewall'larda genelde NTP portları, 123 portları açık durumda. NTP, UDP üzerinde çalışan bir protokol. Yükseltmeye, yani katlamaya, atak paketini büyütmeye açık bir protokol. Hata kontrolü yok. Kaynak kontrolü yok. Yani spoof edilebilmekte. Protokol eski bir protokol zaten. Kendi içerisinde zafiyetler var. İşte monlistlerin çalıştırılması gibi, monlist komutun çalıştırılması gibi, IO statlarının çalıştırılması gibi, yetkilendirme olmadan komut çalıştırabilmek gibi. Keza NTP sunucu kurduğumuzda konfigürasyon dosyasındaki QR'lerin kapatılmaması gibi, işte komut çalıştırmadan kastımız bunlar. Bir query çalıştırdığımızda, örneğin monlist.xtc yaptığımızda o NTP sunucuya, bir sonraki slide'dadır, o NTP sunucuya zamanı soran tüm alt üst satıra kadar tüm istemcileri listeleyebiliyoruz. Bu istemcileri ele geçirip daha sonra bunlara NTP cevapları dönüyoruz. Yükseltilmiş paketlerle NTP cevapları dönüp karşı tarafın bant genişliğini tüketmesini, doldurmasına yönelik ataklar sağlıyoruz. Bir önceki slaytımızda da katma değerli bir atak yapısı olduğu için dünya genelinde 800 gigabit per second saldırı gerçekleştirildi NTP formatında. Biz kendi ürünümüzde de 22 gigabit saldırı gördük NTP olarak ve bunu göğüsledik, atağı engelledik. Keza SSTP protokolü, SSTP Windows üzerinde çalışan bir UDP protokolü, 1009 portu üzerinden çalışıyor. UPnP aygıt bulma için kullanılıyor. Yükseltme saldırılarına uygun, yine keza NTP'deki olan zafiyetler, kaynak kontrolünün olmayışı, protokolün eski olması gibi, eski oluşu gibi zafiyetler bu protokol içinde söz konusu. Örneğe bakacak olursak, ikinci örneği göstereyim. 111 226, 144, 199 IP'si 1900 portu üzerinden cevap dönüyor. Buradaki SSTP sunucusuna cevap dönüyor. Onun paket payload'u alınmış. Burada görsele eklenmiş. Bakın IP'ler, kaynak IP'ler rastgele değişiyor. Bir random IP söz konusu. Yani kaynak IP kontrolünün olmadığını görebiliyoruz. Birçok kaynak IP'den SSTP sunucusuna cevap dönüyor. Yani SSTP reflection dediğimiz yansıtma hata gerçekleşmiş ve onun paket payload'unu görüyoruz. Bir sonraki örneğimiz SNMP, Simple Network Management Protocol. SNMP genelde ağda ki ağ cihazlarının performanslarını görüntülemek adına health checklerini yapabilmek adına kullanılan bir protokoldür. Keza kendisi yine 161 portu üzerinden çalışır. Burada da SNMP Reflection görüyoruz. Bakın birden fazla kaynak IP'den 208, 183, 298 ile başlayan birden fazla kaynak IP'den SNMP sunucumuza, yani monitör, network monitoring tool'umuza
istekler geliyor. Network Monitoring Tool'umuz da doğrudan bunları işlemeye çalışıyor. Çünkü cevap olarak dönüyor. İşlemeye çalışırken de kendi kaynaklarını tüketiyor. Kendi diskini dolduruyor. Ve artık doğru veriler üretemez hale geliyor. Bu örnekte de bunu görüyoruz. Devamında UDP, TCP, DDoS örneklerine değiniyor olacağız. İlk örneğimiz UDP Flood örneği. UDP Flood örneğinde bakın tek bir kaynak IP üzerinden hedef UDP sunucusunun TeamSpeak, yani bu oyun portudur. Oyun sunucuları içerisinde grupların birbiriyle görüşmesini sağlayan porttur. TeamSpeak portuna doğru atak yapıldığını görüyoruz. Bu bir DOS atağıdır. Çünkü kaynak IP değişmiyor. Tek bir IP üzerinden bizim TeamSpeak sunucumuza atak yapılıyor. Bir flood atak yapılıyor. Alttaki örnekte de kaynağın değiştiğini görüyoruz. İki örneğin farkı, birincisinde DOS ata, yani denial of service, tek bir kaynak üzerinden yapılan atak. İkincisinde dağıtık, DDoS, distributed denial of service örneğini görüyoruz. Birden fazla kaynak üzerinden tek bir hedefe doğru TeamSpeak isteklerinin gönderildiğini görüyoruz. Bir diğer örneğimizde DNS Reply Reflection. DNS Reply Reflection şu işe yarıyor. Ben sizin adınıza DNS sunucusuna sorgular gönderiyorum. Örneğin bir örnek inceleyecek olursak ilk satıra bakabiliriz. Şöyle çizeyim ben ilk satırı. İlk satıra bakacak olursak 199.84.53.15. Burası bir DNS server. DNS server, ben sizin adınıza, sizin IP'nizde 95.173.169.30 IP'si. Sizin yapmadığınız istekleri sizin adınıza ben yapıyorum ve DNS sunucusunun cevapları size dönmesini sağlıyorum. Yani buradaki UDP protokolünün istismar edilmesini sağlıyorum. Kaynak kontrolünün olmayışını ve oturum kontrolünün olmayışını istismar ediyorum ve doğrudan cevapları sizin adınıza, istekleri sizin adınıza gönderiyorum ve cevapları size dönmesini sağlıyorum. Satırı inceleyecek olursak DNS server sizin IP'nize CPSCGov adresinin kayıtlarının tamamını query, bakın query burada any, adresinin kayıtlarının tamamını istemiş ve burada da karşı taraftan size bakın IPv4 formatında IP bilgisi gelmiş ve alt kayıtları, subdomain bilgileri gelmiş. Yine IPv6 formatında da IPv6 adresi size gönderilmiş. Kısacası burada yapılmak istenilen, sizin haberiniz yokken ben IP'nizi tespit ediyorum. Sizin adınıza DNS sorguları üretip bu DNS sorgularının cevaplarını size dönmesi sağlıyorum. DNS paketleri standart olarak 512 byte ile sınırlandırılmıştır. Örneğin ben DNS query üretirken çok basit bir dataya 8 byte'lık bir veri yazıyorum. Toplamda 16 byte'lık IP header ile birlikte maksimum 60 byte'lık bir veri gönderiyorum. Ama size cevap olarak tümünü istediğim için, o domaine ait kayıtların, IP bilgilerinin tamamını istediğim için daha büyük boyutlarda bir cevap dönmesini sağlıyorum ve bu noktada da hattınızın satır olmasını sağlıyorum. Genel olarak DNS reflection ya da DNS yükseltme dediğimiz ataklar bu mantık çerçevesinde yapılıyor. Örnek olarak 14 Aralık'ta NIC-TR yapılan hata inceleyebilirsiniz. NIC-TR'ye de yurt dışı IP'ler üzerinden DNS sorguları ve DNS cevapları gönderilmiştir. Ve NIC-TR sunucuları bu cevaplara bant genişliği anlamında cevap veremez hale gelmiştir. Hatta atak o kadar büyümüştür ki cevaplarla birlikte hem ingres hem egres toplam çıktıları düşünürsek buradaki operatörlerin de hizmet veremez hale gelmesini sağlamıştır. Sadece com.tr adresleri çalışmıştır o dönemde. Com adreslerine erişimler durmuştur. Com.tr'nin çalışma sebebi de içerideki iletişimin, yani ülke içerisindeki iletişimin farklı yollardan yapılıyor olması. Çözüm olarak da operatörün ülkeyi yurt dışı iletişimle kapatmasıyla sağlanmıştır. Yani atak yurt içinden gelmiş olsaydı bir çözüm sunamayacaktı açıkçası operatör ve kilitlenme olacaktı ülkede.
Keza diğer örneklerden hızlıca devam edeyim. TCP flood kaynak IP yine random olarak seçilmiş ve tek bir hedefe doğru TeamSpeak portuna doğru istekler gönderilmiş. TCP SYN flood örneği. İkinci örneğimiz kaynak IP yine random olarak üretilmiş bir tool yardımıyla ve bizim yine içerideki chat servisimize doğru istekler gönderilmiş. UDP Flow'da da bakın port belirtilmemiş. Random source'lar üzerinden bizim içerideki bir sunucumuza port belirtilmeden rastgele istekler üretilip kaynak kayıtları rastgele üretilip tüm paketin bizim kontrol mekanizmamıza kadar gelmesi sağlanmış. Kontrol mekanizmamız burada DDoS ürünü kullanmıyorsak firewall'dur. Firewall'a kadar bu istekler kesinlikle gelir. Keza DNS request ve DNS reply örnekleri var. DNS request basit bir şekilde abc.com.tr'yi çözümle diye DNS sunuculara sorduğumuz isteklerdir. Bir satırı inceleyecek olursak 89.19.31.90 IP'si 84.102.10.32 DNS sunucusuna IPv4 formatında zbotr .tk'nın bilgilerini göndermesini talep etmiş. Göndermesi isteğinde bulunmuş. Bu tek bir IP üzerinden yapılmış DDoS hata ama sürekli yapılmış. Timestamp'ine baktığımızda, zamanına baktığımızda aynı saniye içerisinde birden fazla istek gönderilmiş. Yani ve aynı istek gönderilmiş. Bu bir atak olduğunu gösteriyor. Çünkü birden fazla isteği ve aynı isteği daha doğrusu birden fazla aynı isteği aynı saniyede göndermek bir atak olduğunu gösterir. Cihazlar da bunları açıkçası analiz ediyorlar. Yine reply tarafına bakarsak reply'da da cevapların bakın burada random source'lar üzerinden yapılmış. İkinci satırlara bakarsak random source'lar üzerinden cevap dönüşleri sağlanmış. Ve DNS server'a doğru dönmüş. DNS server'a bazı DNS'lerin çözümlenmiş hallerinin cevapları dönmüş ve atak olarak bu tasarlanmış. Malum DNS server'lar kendi içerisinde de bir root DNS'e bağlılar ve DNS sorgusu kendisi de üretiyorlar. Sadece cevaplamaktan ziyade DNS sorgularını kendileri de üretiyorlar. Yani bu noktada DNS reply hata yapmak da DNS sunucuya mümkün. Bir diğer slaytıma geçiyorum. RIP bir routing protokolüdür. Routing Identification protokolü diye geçer. Root tanımlama protokolüdür. Router'lar arası en kısa yolu bulmayı, root'lar arası en kısa yolu bulmaya yarar. Maksimum TTL olarak da 15 hop noktası atlanarak ilerlenen bir advanced routing protokolüdür. Burada da bakın alttaki root RIP versiyon 1 protokolü ile router'a doğru gönderilmeye çalışmış. Yani router'un root tablosunu doldurmaya çalışmışlar. Bu örnekte de bunu görüyoruz. ICMP reply'lar. ICMP protokolü yine UDP gibi çalışan ama 20 byte'lik bir protokoldü. Kontrolsüz bir protokol. Reply request gibi istekler gönderilebiliyor. Ortamdaki bir DSCP server'a request istekleri gönderebilirsiniz ya da bir DSCP server gibi davranıp client'lara reply istekleri gönderebilirsiniz. Bu şekilde hattı satür edebilirsiniz ya da spekülasyon manipülasyon sağlayabilirsiniz bu şekilde ağ ortamında. HTTP atakları HTTP 1.1 ve 1.2 ile birlikte socket içerisinden devam edilen ataklardır. Genel olarak Layer 4 cihazlar HTTP ataklara çözüm sağlamazlar. Sadece paket sayarak ve port sayarak çözüm sağlarlar. Yani buradaki olay nedir? Örneğin ben bir HTTP isteği yapacağım ve istek içerisinden açılan soketten de çeşitli injection'lar yapacağım. Data işlemeleri yapacağım. İşte delete işlemleri, update işlemleri, post get işlemleri yapacağım. Bunları analiz edebilmek için DDI dediğimiz Deep DDoS Inspection'a ihtiyaç var. Paketin payload'unu alıp paketin user agent'ına bakmak gerekiyor. Yani paketten kastım TCP data'ya bakmak gerekiyor. TCP data'ya bakarak ancak HTTP get
flood, HTTP post flood gibi ataklar engellenebiliyor. Bunun dışındaki engellemelerse, layer 4 engellemelerse eşik değer bazlı işte sunucuya 10 tane saniyede bir IP, bir kaynak IP 10 tane istek yapabilir gibi yöntemlerle engellenebilir. Fakat bunlar doğru yöntemler değildir. False pozitife neden olurlar. Paketin içerisini görmedikleri için. Bakın buradaki paketteki zafiyetler belli zaten. Get isteği yapılmış. Random bir değer girilmiş. HTTP 1.1 protokolüyle ve oturum kabul edilmiş. İstekte movies.netflix.com'a yapılmış. Yani buradaki post isteği aslında bir atak. Yani bunu çözebilmek için paket payload incelemesi yapmak gerekiyor. Deep DDoS inspection yapmak gerekiyor. IP ve porta bakarak bu hatayı tespit edemeyiz. Bu örneği de geçiyorum. Keza benzer bir örnek. Bununla geçiyorum biraz öncekiyle. Slow Loris yöntemi. Slow Loris bir atak yöntemidir. Ayrıca bir atak tool da vardır kendisinin. Slow Loris kısaca sağ alttaki görsele baktığımızda belirli periyotlarda belirlediğimiz siteye, hedef gösterdiğimiz siteye belirli periyotlarda belli paket isteklerini göndermekle gerçekleştirilen bir atak yöntemidir. HTTP GET olarak gerçekleştirilir bu atak yöntemi. Temelindeki amaç karşı taraftaki sunucuya kadar isteklerin belirli periyotlarda iletilmesi, oturumların ayakta tutulup sunucunun yarı örü oturum tablosunu veya oturum tablosunu doldurmaya yönelik bir saldırı yöntemidir. Başarılı bir yöntemdir. Paket payload'la ancak tespit edilebilen bir yöntemdir. Yani bir eşik değer saymayla tespit edilebilen yöntem değildir. Gene burada incelemelerde TypeOp servisinin değiştirildiğini gördük. Yani TypeOp servisiyle de önlem alınacak bir atak tipidir. Custom rule'lar yazabiliyorsanız özellikle DDoS ürünlerinde buna da bakmak gerekiyor. TypeOp servise müdahale edebiliyorsunuz. TypeOp servis HTTP header'ının IP header'ın ikinci byte'ıdır. Burada servis tipini belirleyen bir değer atanır. Default'ı sıfırdır. Örneğin bir geliyorsa doğrudan bu paketi düşür diyebiliyorsunuz ve bu etkili bir koruma yöntemi oluyor. HTTP post atak örneği. HTTP post'ta karşı tarafın HTTP server'ın sizin için açtığı alanlara, değişkenlere veriler eklemeye yönelik tasarlanmış bir atak yöntemi. HTTP veya HTTPS oradaki değişkenleri veya QR'leri buluyorsunuz. QR'lerin içerilerini ya da değişkenlerin içerilerini doldurup karşı taraftaki sunucuya belirli aralıklarla veya sürekli olarak bu değerleri işlemesine yönelik bir atakta bulunuyorsunuz. Eğer bir captcha kontrolü yoksa ya da bir WAF ürünü kullanmıyorsa karşı taraftaki servis sağlayan kişi doğrudan postu veri tabanına da istiyorsa eğer veri tabanına saldırı düzenlemiş oluyorsunuz ve veri tabanının işlevselliğini önlemiş oluyorsunuz. Yani DDoS'u gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buradaki temel mantık da bu şekilde. Bak burada bir örnek var postla ilgili. Inputlar, full name, email, subject, mesaj gibi inputlar var. Ve captcha kullanılmış. Captcha doğru bir yöntem. Captcha'yı burada tercih ederken, captcha üretirken de bazı zafiyetler var. Captcha'nın resim olması önemli. Captcha'yı bir veri olarak buraya taşıyorsanız sayfa içeriğinden, sayfa kontentten captcha'yı da bulabilir ve onu da doldurarak gönderebilir. Önlem olarak captcha, web application firewall gibi yöntemler kullanılabilir. Günümüzün en başta olan yöntemlerinden birisi XML post, REST API gibi yöntemler. Artık birçok cihaz XML postu ya da REST API, REST API'den kastımız HTTP GET post'tur. JSON formatında HTTP GET post'tur. Belli bir otantikasyon sonrası. Otantikasyon genelde username şifre olarak belirlenir ya da IP olarak belirlenir. Otantikasyon sonrasında gelen değerleri doğrudan işleme anlamında komut veya kural anlamında işleme anlamında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem de istismara açık bir yöntemdir. Doğrudan kullanıcı adı şifre veya IP izni almış birisi sizin XML sunucunuzu çeşitli yöntemlerle meşgul edebilir. İşlevsel izni sağlayabilir. Artı işleme ya da amacı dışında farklı şeyler yaptırabilir. DDoS örnekleri. Burada Cisco'nun
Çok uzun yıllar önceki bir zafiyetini görüyoruz. Cisco'da birkaç zafiyet olmuştu. Bu 80 port, 80 sokatinin zafiyeti. Daha sonra da 514 UDP portunun, yani Syslog portunun bir zafiyeti ortaya çıkmıştı. Bu portlar üzerinden Cisco'lara sızabiliyordunuz veya veri toplayabiliyordunuz. Burada da o zafiyetin, o güvenlik açığının nasıl çalıştığından yönelik bir bilgi sunulmuş. Yani bu zafiyet kapatıldı tabii Cisco tarafından, ama geçmişte bu tarz bir zafiyet varmış ve bu zafiyette bu kodlarla çalıştırmışlar. Onu görebiliyoruz. HTTP zafiyetiydi. Luigi algoritmasının zafiyetleri var gene. Terminal server zafiyeti veya remote desktop. Her ikisi de aynı servisleri kullanıyor. Remote desktop zafiyeti olarak biliniyor. Burada ilgili linkleri var. Ekran görüntüsü alıp bunu daha sonra inceleyebilirsiniz. Bakın altta bir komut var. Üstteki mdd alt-1 .dat dosyasını enjekte ediyorsunuz ve daha sonrasında NC boşluk server IP'si remote desktop portunu yazıyorsunuz ve bu DAT dosyasının çalıştırmasını istediğinizde size arkaya bir backdoor açıyor ve sisteme remote desktop yapabiliyorsunuz. Yine IIS 6.0'ın bir exploit'i. Burada da yine istismara bakıldığında 80 portu üzerinden bir soket açılıyor. Bu soketle de çeşitli servisteki istismarlara sebebiyet verebiliyor. Bunun örneğini görebiliyoruz. Altta da exploit istismarın kodunu görebiliyorsunuz. Atakları genel olarak inceledikten sonra bu atakların etkilerine de bakmak gerekiyor. Etkilerden kasıt ne kadar katma değerli ataklar, yansıtma çarpanları nedenler. Örneğin DNS. DNS'i inceleyecek olduğumuzda bir DNS paketi 512 byte'la sınırlandırılmıştır. Burada çeşitli yöntemler var. Örneğin ADNS kullanıyorsanız, ki ADNS kullanılmaması gereken bir DNS protokolüdür. ADNS'te 512 yerine 4096 byte'a kadar DNS paketleri oluşturulabilmekte. Yani 4 megabit'e kadar DNS paketi oluşturabiliyorsunuz. Buradaki örnekte de yaklaşık 54 kata kadar, 28 ila 54 kata kadar paketin boyutunu büyütebildiğini söylüyor bize. Yani siz bir DNS sorgusu oluşturuyorsunuz ve bu DNS sorgusunu reflection yapıyorsunuz, yansıtıyorsunuz başka bir sunucuya. Sizin oluşturduğunuz sorgu 60 byte ama cevap 1 megabit. Yani siz 60 byte'la küçük bir ADSL üzerinden atak dizayn ediyorsunuz. Bir sürü paket üretebilirken karşı taraftaki 100 megabitlik bir hattı var. Sizin 8 megabitlik bir ADSL'inizden ya da 1 megabitlik bir upload'unuzdan ürettiğiniz kadar paketi işleyemiyor 100 megabitle karşılık. Bunlar katma değerli atak yöntemleri, büyütülebilen ya da yansıtılabilen atak yöntemleri. DNS bunun bir örneğiydi. NTP de gene 500 kata kadar. SNMP de keza 6 kata kadar. SSTP de 30 kata kadar. Burada çoğaltılabilir. BitTorrent de 3.8 kata kadar. Steam protokollerde 5.5 kata kadar ataklar güçlendirilebiliyor. Bunların ortak zafiyeti ise birçoğunun, yani neredeyse %80'inin UDP protokolünde çalışıyor olması. Kısaca Deep DDoS Inspection'dan bahsediyor olacağım. Deep DDoS Inspection Layer 4 ve Layer 7 arasındaki farkı ortaya koyuyor. Örneğin Layer 4 isteklerde paket sayıyoruz. Yani IP sayıyoruz. IP'nin isteklerini sayıyoruz. Hem kaynak IP'nin hem HDF yaptığı istekleri ya da HDP gelen istekleri sayıyoruz. Ve eşik değer bazlı korumalar yazıyoruz. Eşik değer bazlı korumalarda da radar altı dediğimiz yöntemlerle çeşitli istismarlar yapılabiliyor. Örnek vermek gerekirse web sunucuma saniyede bir kaynaktan 10 istek alabilirim diye bir eşik değer bazlı, layer 4 bazlı bir koruma rule'u oluşturduğumu düşünürsem DDoS koruması üzerinde. Bunu botnet ağlarından, 100 tane botnet ağdan radar içerisinde, yani range içerisinde tutarak 10 eşiklerini tespit edip range içerisinde tutarak, yani 9 tane bir IP'den 9 tane istek gönderdiğinde tespit edilmediğini
tespit ederek, tespit edilmediğini atakır olarak tespit ederek karşı tarafa 100 tane botnetinden saniyede 9'ar adet istek gönderebilirim. Yani bu neye sağlıyor bize? Layer 4 yöntemlerini çok basit bir şekilde bypass edilebileceği, atlatılabileceği anlamına geliyor. Layer 7'de ise bu biraz daha farklı işliyor. Nasıl işliyor? Örneğin TCP datayı açıyoruz artık. TCP datada IP NAT'lanmış mı? Single IP mi? Bunun kontrolünü yapabiliyoruz. Protokol uygunluklarına bakabiliyoruz. Protokol istismarı var mı? Yani paket doğru mu başlamış? Byte'lar doğru mu? URL check kontrolleri yapabiliyoruz. Robot ayrımı yapabiliyoruz. URL'e nasıl gezindiğine bakabiliyoruz. Doğrudan domainden mi başlamış ya da hedef URL mi seçmiş kendine? Bunları analiz edebiliyoruz. Yine binden atak tool'larını user agent'ta görebiliyoruz. User agent paket payload'a baktığımız için user agent'ı analiz edebiliyoruz. Post içeriklerini kontrol ediyoruz. Kısacası bir Windows çözümü sunuluyorsa bu yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Bunun dışında Layer 4 çözümler açıkçası çok fazla işe yaramıyorlar. Derinlemesine inceleme yapabilmesi gerekiyor cihazın. Smoke screen'e bakacak olursak, smoke screen'den kastımız atak anında topolojiyi inceleyecek olursak bir firewall'umuz var, bir IPS'imiz var, bir SIEM'imiz var. SIEM nedir? Security Intelligence Management, monitoring ya da management olarak güvenlik olaylarını yöneten cihaz, monitör eden, alarmlama yapan cihazlardır. Cihazın olduğunu varsayarsak bir atak başladığında bakın IPS, firewall, SIEM hepsi bir paket işleme kapasitesine sahip. SIEM'ler lisanslandırma aşamasında da bir paket işleme kapasitesine, IPS dediğimiz paket işleme kapasitesine sahip. Yani satın alırken bile SIEM alırken şunu hesaplıyor müşteriler, kullanıcılar. Saniyede benim SIEM'im 1000 paket işlese yeterli. 1000 paketten kastımız nedir? Firewall'dan alınan noktalar, IPS'ten alınan noktalar, serverlardan alınan noktalar. Bunların SIEM tarafında kurallarda işlenmesi, anlamlaştırılması, alarmlar üretilmesi gibi 1000 paket işlemesi benim için yeterlidir deyip maliyetini optimize etmek adına düşük paket seviyelerinde bir SIEM cihazı veya hizmeti satın alıyorlar. Fakat atak anında yüz binlerce, milyonlarca paket gelebiliyor. Ve bu paketlerde ilk olarak firewall'a, IPS gibi sistemlere düşüyor. IPS, firewall gibi sistemlerde bunların loglarını SIEM'e gönderiyorlar. SIEM artık bu logları işleyemez hale geliyor. Keza IPS'ler de bu logları işleyemez, bu isteklere cevap veremez hale geliyorlar. Ve ortada bir toz bulutu oluşuyor. Yani sorun firewall'da mı, IPS'te mi, SIEM'de mi, nerede olduğunu göremez hale geliyoruz. Çünkü hepsi buffer'ı da olduğu için hatalı bilgiler üretmeye başlıyorlar. Hatalı işlemler yapmaya başlıyorlar. Bu noktada bir odak kaybımız söz konusu oluyor. DDoS ürünleri bu cihazların doğru çalışmasını sağlayan ürünlerdir. DDoS ürünlerini bu yüzden konumlandırıyoruz sistemlere. Yine keza IPS artık kendisi bir kurban haline dönüşüyor. İncelemelerde inceleme çıktılarında hatalar oluşuyor. Network çıktılarında hatalar. Gecikmeler oluşuyor. Connection'larda gecikmeler oluşuyor. Concurrent session'lerde hatalar oluşuyor. Keza bizim kendi yaptığımız testlerde bu bir Dark DDoS örneğidir. Dark DDoS olarak baz alabilirsiniz. Kendi yaptığımız örneklerde bir Layer 7 atak dizayn ediyoruz. Layer 7 atak içerisinde de yapmamız gereken aynı zamanda da bir SQL injection atağı dizayn ediyoruz. İki tane atağımız var. Layer 7'de bir get flood atağımız var. Aynı zamanda da aynı sunucu üzerinden de bir SQL injection yapmaya çalışıyoruz. Yani bir şeyler enjekte etmeye çalışıyoruz SQL kodlarıyla. Bakın yukarıdaki sistem test makinesi, alttaki sistem de attacker makinesi. Ortada da iletişimi sağlayan router switch var. Bir sonraki sistem ise müşterinin artık site'ı. Bir snort IPS ürünü var ve IPS imzaları var içerisinde. Devamında da kurban var. Biz test cihazından kurbana ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşmadaki temel amacımız da SQL injection yapmak. Test ve attacker cihazından iki farklı yöntemle test cihazından bir SQL injection gönderiyoruz. Attacker'dan da post DDoS atağı gönderiyoruz. Temel amacımız kurbandan veri alabilmek ya da veri yerleştirebilmek kurbana. Ata öncelikle test cihazından başlatıyoruz. Test cihazından yaptığımız atak isteği SQL injection. SQL injection'ı gönderiyoruz. Snort cihazının blokladığını görüyoruz. Yani
isteğimizin yakalandığını, tespit edildiğini görüyoruz müşteri tarafından. Ve diyoruz ki burada bir IPS cihazı var. IPS cihazı bizim SQL injection'ımızı yakalıyor ve kurbana ulaşamıyoruz. İstediğimiz veriyi alamıyoruz. Sonucuna ulaşıyoruz. Bu noktadan sonra Dark DDoS yaparak farklı bir çözüm aklımıza geliyor ve diyoruz ki IPS'lerde limitli bant genişliği vardır. Paket işleme kapasiteleri limitlidir ve belli bir eşik değerin üzerine çıkıldığını, örneğin CP olarak IPS'lerde değer yazılır. %85'in üzerine çıkıldığını IPS cihazları bypass'a geçer. Yani paket işlemeyi bırakır, tüm trafiği arkaya geçirmeye başlar ya da tüm trafiği blokla diyebilirsiniz. Genelde tüm trafiği blokla tercih edilmez, arkada firewall olduğu için bypass'a geçip tercih edilir. Bu noktada da biz IPS cihazının attacker üzerinden DDoS atağı başlatarak, Period Get Flood atağı başlatarak IPS cihazının işleme kapasitesini doldurmaya çalışıyoruz ve bir noktada bu kapasiteyi dolduruyoruz. Dolum aşamasına geldiğinde IPS artık yeni paketleri inceleyemez hale geliyor veya bypass'a geçmiş oluyor. Bu noktaya geldiğinde de test cihazımızdan SQL injection'ı gönderip arkadaki victim'deki işlevi, yani zafiyeti ya da kod enjekte etmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu daha önce gerçek anlamda da birçok firmanın başına gelmiş bir örnektir. Bu bir Dark DDoS'tur. Dark DDoS'un basitçe tanımı bir yöntemi DDoS'un arkasında gizlemektir. Yani DDoS hata gibi gösteriyorsunuz hata ama temelde yaptığınız arkadaki veriyi çalmak ya da arkaya sızmak. Bak burada da örnekte de görebiliyoruz. Atak boyutunu büyüttükçe DDoS atak boyutunu büyüttükçe IPS cihazının artık paket işleyemez hale geldiğini görüyoruz. Mavi çizgi IPS'tir grafikteki. 50 paket işleyebilirken artık 0 paket işleme kapasitesine doğru dönüyor cihaz. Yani IPS'in de kendi içerisindeki zafiyetinden, kurban olması zafiyetinden yararlanıyoruz bu noktada. Koruma metotları, burası önemli bir kısım. Vaktimiz de 10 dakika kaldı. Burayı biraz uzatacağım. Daha sonra soru cevap bölümüne geçeceğim. Defans bölümleri, defans aşamaları, yaklaşma aşaması, faz aşaması, actionlar. Biz burada actionlarla ilgiliyoruz. Atak öncesi öncelikle yapmamız gereken olaya müdahale planlarının hazır olduğunu biliyor olmamız ve hazırlamamız gerekiyor. Atak öncesinde ise monitörleme yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yine tespit yapabiliyor olmamız gerekiyor. Otomatik koruma metotlarını devreye sokabiliyor olmamız gerekiyor. Atakları verification of the attackları, yani atak olduğunu onaylayabilmemiz gerekiyor. Yani false pozitif, false negatifleri ayrıştırabiliyor olmamız gerekiyor atak öncesinde. Atak anındaysa da doğrudan mitige edebilmemiz gerekiyor. Muhafaza edebilmemiz gerekiyor. Yine atak anında da atağın normal state'e, normal duruma döndüğünü analiz edebilmemiz gerekiyor bu fazda da. Atak sonraki fazda da kayıt incelemesi yapabilmemiz. Yani kayıt atak anında da kayıt almamız gerekiyor bu arada. Paket pickup olabilir, paket payloadların görenebileceği. Atak sonrası fazda da kayıtları inceleyebiliyor olmamız gerekiyor. Log analizleri yapabiliyor olmamız gerekiyor. Raporlar oluşturabilmemiz gerekiyor. Teknik girdileri, yani daha önce hazırladığımız olay raporlarını güncellememiz ve bir sonraki karşılaştığımız durumda oradaki adımları izleyebilmek adına güncellememiz ve gözden geçirmemiz gerekiyor. Keza yine bir sonraki adımda, artık atak sonrası adımda da yine olay müdahale dokümanlarımızı gözden geçirmemiz ve güncellememiz gerekiyor. Communication, iletişimleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Gelişmiş raporlar üretmemiz gerekiyor ki bir sonraki ata, benzer ata veya aynı ata hazır olabilirim. Bu fazları gerçekleştirmeyenler genelde önlem almadığı için bir sonraki atakta da sonuç değişmiyor. Atak içeri geçmiş oluyor. DDoS gerçekleşmiş oluyor. Keza aşamaların detaylandırılması noktasında defans modülüne, bu modülü baz alabilirsiniz eğer koşun. Bunu da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu modülde izleme aşamasında başlıyor işlemler. İzleme, tespit, koruma, müdahale, analiz olarak 5 farklı adımdan oluşuyor. İzlemede sürekli izleme, sistem istatistiklerinin izlenmesi, network
analizlerinin yapılması, trafiklerin izlenmesi, dashboardların ihtiyaca uygun tasarlanması, widgetların ihtiyaca uygun olması, görsel tool'ların eklenmesi, tespit tarafında yine intrusion detection sistemlerin dahil edilmesi. Yani bir tespit yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yine atak öncesi sistemlerin ayrıştırılması gerekiyor. Alarmlama mekanizmalarının hazırlanması, alarm rule'larının dizayn edilmesi gerekiyor. Koruma seviyesinde intrusion prevention sistemlerin, yani IPS'lerin, izinsiz giriş önleme sistemlerinin devreye alınması ya da devrede olması bekleniyor. Otomatik koruma sistemlerinin devreye girmesi bekleniyor. Alarmlama sistemlerinin keza yine koruma aşamasında devreye girmesi gerekiyor. Yine olay müdahale kısmında olay planlamalarının devreye girmesi gerekiyor. CERT, Computer Emergency Response Team olarak geçer. Olay müdahale ekiplerinin devreye girmesi gerekiyor. Sistemlerin birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Sistemlerin birbirinden ayrıştırılmasından kasıt şudur. Örneğin içerideki DNS server'ınıza atak geliyor ama bu ataktan dolayı tüm bant genişliğiniz etkileniyor. Bu sistemi doğrudan ayırıp diğer sunucularınızın, diğer personelinizin normal işlemlerinin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Yine bu noktada atak hafifletilmesi gerekiyor. Mitigation yapılması gerekiyor. Analiz kısmındaysa, 5. adımdaysa atak sonrası incelemelerin yapılması gerekiyor. Notların alınması gerekiyor. Log analizlerinin, delillerin oluşturulması gerekiyor. CERT raporlarının oluşturulması, yasal raporların, yasal aksiyonların alınması gerekiyor. Öğrenmelerin işlenmesi gerekiyor. Yine knowledge base'in, bilgi bankalarının güncellenmesi gerekiyor. Koruma metotlarında en etkin yöntemlerden birisi, en etkin demek yanlış olur, en çok kullanılan yöntemlerden birisi eşik değer belirleme. Sunucularınıza kaynak IP'lerine doğru veya hedef IP'lerine doğru belirli eşik değerler atamak gerekiyor. Eşik değerler dışındaki limitlere ulaşıldığında, üst limitlere ulaşıldığında ise bloklama yapılması gerekmektedir. Yani eşik değer belirleme sizin günlük sunucunuzun paket per second cinsinden, saniyede aldığı paket isteği cinsinden bir eşik tanımıdır. Aynı zamanda bunu bandwidth eşik de yapabilirsiniz. İki yöntemde bant genişliğine de eşik yazabilirsiniz. Bu yöntemde mümkündür. Yine koruma metotlarında birden fazla değere yer vermek gerekiyor. Yoksa false pozitif oluşur. False pozitif nedir? Yanlış isteklerle, atak istekleriyle beraber doğru isteklerin de ayrıştırılamayıp engellenmesidir. Yani doğru istekleri de bloklama durumudur. Burada biz atak koruma metodunda bir function oluşturuyoruz. Function'ın içerisinde dinamik anormal tespitleri ekliyoruz. Eşik değerleri ekliyoruz. Ortalamaları ekliyoruz. Saldırı kararı alırken bu function içerisinde. Gene yapay zekayı ekliyoruz. Günümüzün en revaçta olan makine öğrenmesi ve yapay zekayı ekliyoruz. Mevsimsel değerleri gözetiyoruz. Mevsimsel değerler geçtiğimiz yıl bugün bu saatte ne olmuştu? Bunlar banka gibi ayın biri, ayın ortası, ayın sonu gibi sürekli pik yapan yerlerde çok kritik değerler oluyor. Kısa bir öğrenme süresi sunmak gerekiyor. Trafiği öğrenmezsek false pozitif oluşturuyoruz ya da false negatifler oluşturuyoruz yine. Eşik değerlere net bir şekilde güvenmiyoruz ama onları da atak kararında dahil ediyoruz. Yani atak kararı alırken sadece eşik değere, sadece yapay zekaya güvenmiyoruz. Birden fazla değeri orantılayıp, puanlayıp atak kararı veriyoruz. Bu sayede false pozitifi minimuma indiriyoruz. Paket normalleştirme, IP paket normalleştirme. İlk incelediğim slaytlardan birisi IP header'ı. IP header'daki değerlerin hatalı girişlerinin normal hale dönüştürme özelliği. Örneğin IP header'ı 20 byte'dan oluşması gerekiyor. 20 byte'dan daha küçük bir paket geliyorsa burada paket istismar vardır, IP paket istismar vardır ve bunun engellenmesi gerekir. Yine TOS, Type of Service'lerde
default 0 gelmesi gerekiyor ikinci byte'ın. İkinci byte 0 gelmiyorsa bu paketi de engelleyebilirsiniz. Ya da kaynak IP'lerde ya da destination IP'lerde hatalı subnetlerin girilmiş olması. Örneğin 127.0.0.1, 0.0.0 IP adreslerinin girilmiş olması. Subnetlere B class, A class gibi subnetlerin ya da broadcast IP'lerin girilmiş olması gibi hatalar söz konusu. Gene parçalanmış paketlerin tekrar birleştirilmesi gibi durumları söz konusu. TTL'lerin çok uzun olması gibi, yaşam sürelerinin gibi önlemler alınmakta. Bunu tamamen paket header, IP header, IP versiyon 4 header'ındaki zafiyetleri yaralanarak yapılan atak yöntemleri. Siz de oradaki verileri, varsayılan doğru bilinen verileri baz alarak bu istismarların önüne geçebilirsiniz paket normalleştirme yöntemleriyle. Yine girdi çıktığın kontrolü, IP'nin izinli olup olmadığı, firewall gibi sistemlerde kontrolden geçirilmesi, filtreden geçirilmesi, süzgeçten geçirilmesi, IP normalleştirme, IP spoofing korumalarının devrede olması, IP spoofing nedir? Taklit edilmiş IP'nin tespiti. TCP'de bunu şu şekilde tespit ediyoruz. SYN paketi geliyor, SYN akı dönüyoruz. Kişi SYN akı cevap vermiyorsa bu IP taklit edilmiştir deyip doğrudan paketi düşürüyoruz. Simple koruma yöntemlerinin devreye sokulması. Gene TCP paketinde SYN proxy, SYN quick, SYN authentication gibi yöntemlerin devreye sokulması. SYN proxy user ve server arasındaki iletişimi bir sunucunun yapıyor olması anlamına geliyor. SYN paketi ve SQL number'ı doğrudan kendisi karşılıyor. Aradaki proxy sunucu. SYN akı SQL number'la SYN ACK number'la beraber geri cevabı dönüp karşı sunucunu yani client'ın oturum kurmak için yine SQL number ve ACK cevabını belirlediği değerleri artı bir ekleyerek geri dönüp dönmesini sağlıyor ve bunların sıra numaralarını karşılaştırıyor, onay numaralarını karşılaştırıyor. Her şeyi tutuyorsa oturumu artık arkadaki sunucuyla user adına kendisi kuruyor. Yani buradaki TCP protokol istismarların tamamını engellemiş oluruz bu yöntemle. Bir diğer yöntem SYN cookie yöntemi. SYN cookie yöntemi nedir? Bir function ekliyoruz. Bir cookie function ekliyoruz. Bu function'ı siz belirleyebilirsiniz ama default'ta IP, server IP, server portu, client IP'si, client portu ve key olarak belirleniyor. SYN'de bu SQL number ve acknowledge'u gönderiyoruz. SYN'da cookie server artık SQL number'a cookie ekliyor ve acknowledge'a da artı bir ekliyor. Geri cevap dönüşünde de kontrollerimizde biz SQL number'ın sıra numarasını tuttuğunu kontrol ediyoruz ve akla oluşsa da cookie artı birin yani cookie'deki değerlerin doğru olup olmadığını ki ilk SYN paketine verdiğimiz cevapta sen bu musun ve benim portum bu gibi function doldurup göndermiştik. Bu verilerin değiştirip değiştirmediğini ve onaylandığını SQL number'ların tuttuğunu akla oluş sıra numaralarını tuttuğunu görüp oturumu kuruyoruz. Burada genelde istismar yapanlar cookie'ye cevap vermiyor ya da cookie'deki değerleri bozuyorlar. Bu şekilde SYN cookie yöntemini de kullanmış olur. Bir yöntem daha var. SYN authentication. SYN authentication'da SYN paketi gönderen kişiye reset paketi dönülüyor. TCP protokolü gereği tekrar bu reset paketine doğru oturmak istiyorsa aynı kişi SYN paketi tekrar gönderiyor ve iki kere SYN paketi göndermiş olur. Kişiyi bu şekilde doğrulamış oluyoruz. Botnetlere karşı çözümler. Botnet tespiti yapılmalıdır. Davranışsal anomaly detection'lar yapılmalı. URL gezintileri tespit edilmeli. Aynı URL'e defalarca istek mi geliyor? Bunlar tespit edilmeli. Bu şekilde kullanıcı ve botnet ayrıştırması yapmak mümkün. Protokol optimizasyonları, SYN cookie gene esnek biriktirme listelerinin oluşturulması, düşük timeoutların değerlendirilmesi. Yine eDNS gibi büyük DNS paketleri oluşturmaya yönelik isteklerin eDNS servisi devreye alınmayarak engellenmesi gibi durumlar söz konusu. Keep alive'ların düzenlenmesi. Ülke bazlı korumalar. Ülke bazlı korumalardan kastımız örneğin Türkiye'de servis veriyorsunuz ve Türkiye içerisindeki IP'lere hizmet vermek istiyorsanız bunu yurt dışına açmanıza gerek yok. Kullandığınız ürünlerde de Geoblock dediğimiz ülke bazlı korumalar destekleniyor olması ya da geliştireceğiniz ürünlerde ülke bazlı korumaların destekleniyor olması kritik. Doğrudan ülke IP bloklarını bloklamış oluyorsunuz. IP reputasyon ayarları. IP reputasyon ayarları
gerçek zamanlı blacklistlerdir. Bu blacklistler IP'lerden, domainlerden oluşur. Genelde botnetlerin kullandığı IP'ler ya da spoof edilmiş IP'ler ya da domainler %70 oranında bu listelerde yer almaktadır. Çok sayıda bu hizmeti veren firmalar var. IP reputasyon ağlarıyla entegrasyon yapmak gerekiyor. Bu da iyi bir koruma yöntemi. Gene cache'leme yapmak gerekiyor. Reverse proxy kullanmak gerekiyor. Aradaki değerleri kontrol edebilmek adına. Load balancer kullanmak gerekiyor. Atak anında yükü dağıtabilmek adına. CDN'ler kullanmak gerekiyor. CDN'ler content library network'lerdir. Yani her coğrafi bölgede bir CDN bulunur. Bir web sayfasının kontentini en hızlı, en kısa yoldan bulmak adına konumlandırılmış serverlardır. Beyaz liste, kara liste oluşturulması. Bunlar klasik yöntemler. İzinli tanıdığınız IP'leri beyaz listeye, istemediğiniz IP'leri de kara listeye ekliyorsunuz. Paket kaydı ve analiz yapmak doğru yöntemlerdir. Yazılım ve girdilerin kontrol edilmesi, kapçaların kullanılması, co-location'larda yolun açık tutulması, yedek redundant merkezlerin barındırılıyor olması. Gene çıkış bant genişliklerindeki esneklikler, yani atak anında bant genişliğinin artabiliyor olması gibi yöntemler protection metodu olarak değerlendirilebilir. Güvenlik duvarının tün edilmesi, TTL'lerin zaman aşımlarının yeniden gözden geçirilmesi, varsa DDoS paketlerinin açılması, IPS yapılandırılmasının açılması, IP spoof engellemelerinin açılması, dışarıya açılmış gereksiz portların tünelik kapatılması gibi yöntemler. Yani tamamen bir firewall tüm yapılması gerekiyor koruma yöntemlerinde. TTL'lerin sınırlandırılması, DNS cache kullanılması, load balancer kullanılması, IIS ile sıkı iletişim sağlanması, blockholing kullanılması. Blockholing nedir? Kara delik, istenmeyen trafiğin boşluğa yönlendirilmesidir. Doğru ISP seçimi yapılırsa blockholing desteği sunmaktadır. Doğru ISP seçiminde de ISP'ye bazı sorular sormak gerekiyor. DDoS çözümü kullanıyorlar mı? Birden fazla operatörle çalışıyorlar mı? Bunlar Scrimmage Center'lardır. Scrimmage Center şu işe yarar. ISP'lerin de destek aldığı, örneğin Türkiye'deki bir ISP'nin Almanya'daki bir ISP ile haberleşmesidir. Almanya'da başlayan hata Almanya'da söndürmeye çalışmasıdır. Bu tarz hizmetlerin olup olmadığını sorulması, bant genişliği, daha fazla bant genişliği satın alınıp alınamadığı sorulabilir. Blockholing, kara delik desteğinin olmadığı, tier 1 bağlantı ne kadar desteklediklerinin sorulması gerekiyor gene. Ne kadar süredir DDoS ürünlerini çözüm sağladıkları sorulması gerekiyor, sahip oldukları sorulması gerekiyor. 7/24 sert acil geri dönüş takımlarının olup olmadığı, ne kadar personel sahip olup olmadıkları sorulması gerekiyor. Koruma yöntemlerinin en başına gelen robotla gerçek ayrımı yapılması gerekiyor. Robotla gerçek ayrımı genelde DDI ve yapay zeka ile yapılabiliyor. Yapay zeka şunu analiz ediyor. İsteği yapan kişi doğrudan isteği URL'e mi yapıyor? Örneğin biz bir web sayfası açacaksak önce domainine gideriz. Domainden URL'leri gezeriz. Ama attacker doğrudan URL'e gider. Aynı URL'e aynı anda birden fazla istek var gibi bunları tespit edebiliyor. Robot gerçek ayrımında bu şekilde yapabiliyoruz. Koruma metotlarında kritik listemiz, not almamız gereken bir liste. Olay raporlarının oluşturulması, gerçek zamanlı RBL'lerin kullanılması, whitelist blacklistlerin hazırlanması, güçlü sunucuların kullanılması, WAF ürünlerinin web application, güvenlik ürünlerinin kullanılması, botnet karakterizasyonunun yapılması, DNS bazı botnet detection'ların yapılıyor olması, blokol ve kara delik ve sinkollerin destekleniyor olması, caching yapılıyor olması, DNS caching çok kritik, bant genişliğinin yönetimi anlamında yapılıyor olması, load balancing desteğinin olması, yine forward proxy gibi, reverse proxy gibi desteklerin olması, timeout'ların optimize edilmesi, firewall, IPS gibi ürünlerin tuning edilmesi, yeniden gözden geçirilmesi ve optimize edip minimum zafiyet noktasına çekilmesi, aşırı tedariklerin önlenmesi, doğru ISP seçimi, doglama ve öğrenme kısımlarının gözden geçirilmesi gerekiyor.
Sunumumuz bu kadar. Örnek topolojiler var. Örnek topolojilere hızlıca değineyim ve sonra soru cevaba geçeyim. Üç tane topolojimiz var. Zaten burada ilk gördüğümüz topoloji bir banka topolojisi. Bankalarda genelde internet şubesi, yani müşterilere hizmet verilen uygulamalar ayrı tutulur ve buna internet şubesi denir. Ve kendi içerisindeki personele hizmet veren internet ayrı tutulur. Bunlar için ayrı ISP'ler kullanılır ve yedekli ISP'ler kullanılır. Yapı genelde aktif aktif çalışır. Aktif aktif çalışan yapılarda da bu topoloji karşımıza çıkmaktadır. İkinci topolojimiz kritik bir topoloji. Scrum Center ya da ISP topolojisi olarak değerlendirebileceğimiz bir topoloji. Burada müşteri saytına bir trigger yerleştirilir. Atakların tespit edilebilmesi adına. Trigger'ın BGP desteği, artı bir yaşlı remote blockhole desteği olması beklenir. Remote blockhole ile BGP'nin alt desteklerinden birisidir. Şu işi yapar. Yeni bir next stop yazmasını sağlar. Bir üstteki router'un next stop'ta da kara deliğe yönlendirilmesini sağlar. Trigger burada atağı tespit eder. Yukarıdaki ISP'nin kullandığı security platformuna iletir. Security platformuna BGP RTBAS yöntemleriyle ana router'a, o ISP app'le tabi bu router'ların hepsi birbiriyle haberleşiyor. O tabloları aynı ortak root tablosunu kullanıyorlar. RTBAS'ta BGP ile iletişim kurduğu router'a yeni bir next stop oluşur. Der ki kaynak IP'si bu olan kişilere yeni next stop'u burasıdır. Kara deliktir. Mekanizma bu şekilde çalışır. Bu Scrumming Center mekanizması da aynı şekildedir. ISP mekanizması da aynı şekildedir. Yine üreticilerin tasarladığı dizaynlar da aynı şekildedir. Keza telco data center topolojilerinde de bir koruma cihazı yerleştirilir. Koruma cihazına korunacak trafik route edilir. Burada da koruma cihazının desteklediği yöntemler önemlidir. Layer 3 desteği var mı? Layer 2 inline desteği var mı gibi yöntemler söz konusudur. Sunumumuz bu şekilde. Daha sonraki alanlar ekran görüntüleri. Bunlara zaten değinmeyi planlamıyordum. Yine farklı bir talebiniz olursa kendi içimizde farklı bir eğitim dizayn edip bunları tekrar gösteriyor olurum. İsterseniz soru cevabınız varsa mikrofon açıp doğrudan sorabilirsiniz veya ilk başta chat'in en başında belirttiğim mail adresime de sorular iletebilirsiniz. Bunları da doğrudan cevaplayabilirim ben. Nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Şu an benim vaktim müsait 12'ye kadar istediğiniz şekilde ilerleyebiliriz. Yani söz isteyip soru sorabilirsiniz. Bir arkadaşımızdan 30. sunuma dönebilir miyiz? Talep gelmiş. Hızlıca dönelim. 30. sunum. Evet, 30. sunum basit bir kurum ağ topolojisi. Buradaki sorunuz nedir? Onu yazın istersen ben hızlıca cevaplandırmaya çalışayım. Tamam, hızlıca tekrar bu sunumdan bahsedeyim sizlere. Burada örnek bir kurum topolojisi yer alıyor. Örnek bir kurum topolojisinde işte bilgi işleme gittiğinizde şu cevabı alıyorsunuz. Benim topolojim önde ISP var. ISP'den sonra işte router'um var. Router'da yedek yapım var. İkinci bir ISP'm var. Burada HSRP ile yedekliyorum. Arkasında IPS ürünüm var. Inline çalışıyor. IPS ürününden sonra da firewall'um var ve burada firewall'umda tunik yaptım. Benim hiçbir zafiyetim yok gibi görülüyor ve bu doğru biliniyor. Doğru bilinen topoloji olmuş oluyor aslında. Fakat bu doğru bilinen topolojide farklı zafiyetler var. DDoS anlamında. Örneğin DDoS anlamındaki ilk zafiyet nedir? Bir DDoS atağı aldığında IPS ve firewall cihazının bu volümetrik veya kaynak tüketimine yönelik atağı karşılayamayacağı, kendi işlevlerinin dışına çıkacağı ve kendi işlevlerini yerine getiremeyeceği farkındalığını bilmesi gerekiyor. Keza gene hattını satüre olabileceğini bilmesi gerekiyor ve hattının birinci noktadaki işte limitli band genişliği dediğimiz nokta aslında burası. Hattının genişleyebilir olmasını talep etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu şekilde topolojisini iyileştirmesi gerekiyor.
Keza yine firewall ve UTM'lerin koruması gerekiyor. Koruma önüne bir DDoS cihazıyla gerçekleştirilebiliyor. IPS ve firewall cihazları kendi görevlerini yapabilmesi için atağı kendi üzerlerinde göğüslememesi gerekiyor. Önde bir cihazın göğüsleyip atak olan trafiği filtreleyip atak olmayan trafiği içeriye geçirmesi gerekiyor ve artık IPS'in o atak olmayan trafiği içerisinde bir exploit var mı, işte SQL injection var mı, bunlara bakabilmesi gerekiyor. Aslında buradaki temel olarak anlatmaya çalıştığımız nokta buydu. Başka bir sorunuz var mı? Saldırı tespitleri ile ilgili bir soru gelmiş. Wireshark bir paket payload'dur. Wireshark'ta yaptığımız aslında şu. Bir paket örneği alıyoruz atak anında veya atak olmadığı bir anda bir paket örneği alıyoruz. Bu paketi alıp Wireshark'ta işte daha önce belirttiğimiz, bakın buradaki belirttiğimiz alanlar IP protokolü alanlarının istismar edilip edilmediğini inceliyoruz. Ve bu paket alanının yani header'ların hem IP header'ın hem TCP header'ın içerisindeki verilerin neler olduğunu görmek adına Wireshark'ta incelemeler yapıyoruz ve daha sonrasında bir zafiyet varsa bu zafiyetin bir örneğini oluşturup imza halini getirip bu imzayı da cihaza dahil ediyoruz veya ona yönelik bir kural yazıyoruz. Bu kuralı firewall'a da yazabilirsiniz, DDoS ürününe de yazabilirsiniz, IPS ürününe de yazabilirsiniz. Temel amaç orada zafiyeti tespit etmek, protokol istismarını tespit etmek, istismara dayalı bir paket payload alıp o paket payload'da imzayı dönüştürmek. Reflected DDoS yönlendirilmiş, reflect edilmiş DDoS şu şekilde çalışır. Bir WordPress'in içerisine bir reflect kodu yerleştirir. Reflect kodla da WordPress'te istek yapan herkesin isteğini oraya yönlendirmek temel amaçtır. Yani müşteri ya da kullanıcı simülasyonu yapar, gerçek istekleri reflect'te yazılmış siteye doğru yönlendirerek bir siteden diğer siteye atak gerçekleştirmeye yarayan bir tool'dur. Bu kod zafiyettir tamamen. Bunun için de gene çeşitli DDoS önlemleri almak gerekiyor ve kodun güvenilirliğini test etmek gerekiyor. Burada da APM dediğimiz Application Protection Management ürünleri kullanmak gerekiyor. Koda bir injection var mı? Kodda bir zafiyet var mı? Bunları analiz eden ürünler de bunlardır. Tabii buyurun Oğuz Bey.
Teşekkürler abi. Bir Zero Day sorusu gelmiş. İsterseniz onu da cevap verelim. Zero Day aslında kullandığınız cihazla çok bağlantılı. Birçok ürün Zero Day'den bahsediyor ama Zero Day'ler genelde imza tabanlı çalışan cihazlarda belli bir ekibin farklı müşterilerinden aldığı geri dönüşler ve bu geri dönüşleri bir cloud veri tabanına işleyip aynı sorunu bir diğer müşterisin, yaşamamış müşterisin X bir zamanda yaşamamasını sağlamaya çalışmak anlamında. Yani Zero Day aslında gerçek bir Zero Day değil. Biriktirilmiş bir RBL listeleri gibi düşünün. Daha önce banlanmış bir IP'nin listelenmesi ve biz sizin buna entegre olduğunuz için o IP ile iletişimin doğrudan kesebildiğiniz, zafiyete uğramadan kesebildiğiniz durumlar. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de çeşitli cihazların içerisindeki algoritmalar veya sistemler. Örneğin SIM proxy ya da SIM cookie, SIM authentication. Bunlar zero day'lerdir aslında. İlk anda SIM protokol ya da TCP protokolü ile ilgili bir zafiyet oluşursa doğrudan SIM proxy de bu engellenir ve zero day'i de ilk başlama aşamasında, ilk zaman aşamasında engellemiş olursunuz. Burada imza tabanlı ve imza tabanlı olmayan algoritma tabanlı ürünler olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Zero değil. Sistemlerinizdeki güvenlik açıklarını nasıl tespit ediyorsunuz? Öncelikle üreticiler belli sertifikasyonlara ve testlere girmek zorundalar. Bunlar zaten kod zafiyetleri. Sistem zafiyetleri. Bunların test yani testlerdir. Ürünleri bu testlere sokuyoruz. Kendi kod zafiyetlerimizi ve kullandığımız sistem zafiyetlerini kendimiz de test ediyoruz. Güvenilir otoriteler tarafından test sertifikasyonlarına girip ürünler sertifikalaştırılıyor. Hem kod anlamında bir sertifikasyon söz konusu hem işlevi yapar anlamında yani vaat ettiğini yerine getiriyor ve güvenli bir şekilde yerine getiriyor anlamında birkaç çeşit sertifikasyona girmek durumundalar. Ben teşekkür ederim. Mail adresimi ben daha önce ilk başta yazmıştım ama Sinem Hanım da yazmış. bilgi@labisnetworks.com'a da yazabilirsiniz. salih.3mlar@labisnetworks.com'a da yazabilirsiniz. Daha sonra gelen aklınıza gelen soruları. Sanal koruma mı, donanımsal koruma mı? Burada yapı çok kritik. Transaction çok yüksekse sanal koruma işinize yaramaz. Donanımsal olması gerekir. Ki geliştirme de çok önemli. Üreticinin nasıl geliştirdiği de önemli. Örneğin bizim ürünlerimizde doğrudan Ethernet karta kurallar yazabiliyorsunuz. Yani bizim kullandığımız Ethernet kartlar olmak zorunda. Siz bir VMware ya da X bir sunucu donanım üzerine kurduğunuz kartlar güvenilir kartlar olmayabilir. Network kartları olmayabilir. Sunucu kartları olabilir. Paket işleme kapasiteleri düşük olabilir. Yani burada üreticiyle iletişimde olup neleri kullandığını dikkat etmek gerekiyor. Bizim önerimiz donanımsal yani appliance olarak kullanmanız, yazılım ve donanım bütünü olarak kullanmanız. Bu eğitim ben kaydetmedim. İlk aşamada açıkçası hattı doğru kullanmak adına kaydetmedim. İlk aşamada kaydedilebileceğini belirttim. Muhakkak kaydedilen bir kişi vardır diye düşünüyorum. Belki burada iletişim bilgilerini paylaşır ve ondan alabiliriz kaydedilmiş eğitimi. Ben size tekrar mail adresimi yazayım. Genel olarak Labis firmasının bilgi@labisnetworks.com ile iletişime geçerseniz daha sağlıklı olur. Benim cevap yani uygun olmadığı durumlarda farklı bir arkadaşımız da cevap verebilir. Buradan da benim doğrudan kendi mail adresime de iletişime geçebilirsiniz. Evet, sorusu olan var mı?
12'ye kadar açık tutayım ben. Eğer soru gelirse aklınıza ekleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim katılım için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sunum biraz vakit dar olduğu için bazı noktaları yüzeysel geçmek durumunda kaldım. Aslında neredeyse bir gün sürebilecek bir sunumdu bu. Kritik noktalara değindim ama önemli noktaları da belirttim. Umarım yararlı olmuştur herkes için. Temelden siber güvenlik öğrenmek için kaynak öğrenir misiniz? Öncelikle Türkiye'de yanlış bir algı var. Kişiler ürün kullanınca güvenliği anladığını varsayıyorlar ama güvenlik network'ten başlar. Yani TCP/IP'den başlamanız gerekiyor. İlk önerim size network'ten başlamanız. TCP/IP'yi iyi analiz etmeniz. TCP/IP size tüm detayı sunacaktır. Yani artık TCP/IP analiz ettiğinizde cihazların çalışma mekanizmasını anlamış olacaksınız. Yani diğer türlü bir operatör olursunuz. Örneğin sistemimizde kullanan bir güvenlik duvarı vardır. Onun operatörü olmaktan ileri gidemezsiniz. Yani temelde network'ü öğrenmek gerekiyor. Ben teşekkür ederim. VPN hizmetimiz var. Hem SSL VPN olmak üzere hem IPsec olmak üzere client to site, site to site VPN hizmetlerimiz var. VPN'de client to site'da yine mobil uygulamalarımız, web uygulamalarımız mevcut. Yine two factor özelliğimiz mevcut. VPN'de de en kritik nokta şu an günümüzde herkes VPN kullanıyor. Birçok kişi hala username şifreyle sisteme dahil oluyorlar. Ve IP kontrol ya da geolocation kontrolü de yok. Bunları destekleyen ürünler kullanmak gerekiyor. Kurallarda kaynağı geolocation kesinlikle koymak gerekiyor. OTP one time password veya two factor koymak gerekiyor. Çünkü birçok kişi, mesela muhasebede çalışan bir kişi evinde VPN ile çalışıyor artık. Bunun şifre algoritması ya da bilgi güvenliği noktasındaki bilgileri sınırlı. Yani şifreleri genelde bilindik kendi etrafındaki değerlerden oluşturup üretiyorlar ve tespit edilebilir. Genelde de zaten sistemlerde kullanıcı açarken Active Directory'de ad soyad, ad soyad gibi unique ID'ler kullanıyoruz. Bunlar da bir zafiyet. Zaten kişiyi tespit edebiliyorsunuz bunlarla. Benim önerim VPN hizmeti kullanırken sorgulayacağınız ilk şey two factor özelliği, protokol kırılım özelliği ve kullanıcı grup desteği özelliği ve geolocation özelliği, yani coğrafi bölge belirleme özelliğinin olup olmadığını değerlendirmeniz. Yoksa birçok zafiyete neden olabilir. Sertifikalar sektörde ne kadar fark yaratır? Öncelikle sertifikanın alındığı otorite çok kritik. Şu anda TRTS diye bir otorite üretildi Türkiye'de. Siber güvenlik kümelenmesinin de dahil olduğu bir otorite. Ve derecelendirmeler var. Derecesi de çok önemli. Örneğin biz ABC şeklinde bir derecelendirme var. Son ürünümüz, UTM ürünümüzün son güncel versiyonuyla bu teste katıldık ve A sınıf kategorisinde tamamıyla en başarılı kategoride sertifikalandırıldık. Yani burada sertifika otoritesine bakmak gerekiyor ve sertifika derecesine bakmak gerekiyor. Türkiye'de alabileceğiniz güvenlik en yüksek güvenlik sertifikalarından birisi ELA4 Plus ve TRTS'tir. Her ikisi de bizim ürünlerimizde mevcut. Bunlar da ürünün tercih edilmesini ortaya çıkarıyor. Staj konusunda bunu bilgi@labisnetwork.com'a atmanız gerekiyor. Ben teknik taraftayım. Firmanın danışmanıyım daha doğrusu. Belli kriterler var. Ama yardımcı olacaklardır.
Şimdi SSL sorusu gelmiş. HTTPS trafiği HTTP'ye nasıl çeviriyor? Aslında SSL'de bir HTTP ve HTTP S trafiği söz konusu değil. Orada bir SSL portumuz var. Bu portu farklı bir 443 veya 4443 olarak da ayarlayabilirsiniz. SSL'in kendi içerisinde algoritma yapısı var. Şifreleme ve abi o folder atılıyor, onu kapatabilirsin. Kendi şifreleme algoritmaları var. İşte IS gibi. MD5 gibi şifreleme algoritmaları var. Bunları kendisi yapıyor. Bu algoritmalar da bir RFC standartına tabi. Bu standarta dayanarak karşılıklı olarak sizin izin verdiğiniz client'la veya site'la belli bir şerit belli bir sertifikalarla oturum kuruyorsunuz ve şifre o client'tan çıkarken ilgili örneğin IS 128 ve MD5'e göre şifreleniyor. Karşı tarafta da IS 128 MD5'e göre kadar şifreli geliyor. Server tarafında da bu şifreleme algoritmasına göre geri açılıyor. Buradaki kritikliği belirleyen kısım aradaki sertifika, yani otantikasyon kısmı. Otantikasyon kısmı daha önemli SSL VPN'de ve IPsec'te. Kişiyi teyit etmiş oluyorsunuz. Benim cihazımla bu kişi arasında VPN yapabilir demiş oluyorsunuz. Evet, yani burada da Oğuz Bey'in belirttiği gibi mendil yaparken bir sertifikasyon dahil edilebilir araya. SSL sertifikasyon oluşturmuşsa bu sertifikasyon otoritesi gibi aradaki cihaz davranabilir. Otorite olduğu için de paketi açabilir ve okuyabilir. Son bir dakika, eğer sorusu olan varsa son soruyu da alalım. Sonra sonlandıralım isterseniz. Türkiye'de bilgi güvenliği farkındalığı nasıl? Bu çok kapsamlı bir soru. Şöyle bir algı var. Global bir ürünse güvenlidir gibi bir algı var. Bunu kırmak biraz zor. Biz yaklaşık 18 yıldır bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Hala kıramadığımız noktalar var. Çok kapsamlı bir soru açıkçası. Bunu yani uzun uzun bir tartışma konusu, başlı başına uzun uzun konuşmak gerekiyor. Ama genel olarak geliştiriyoruz. Sürekli eğitimler düzenliyoruz. Ürünlerle ilgili tanıtımlar yapıyoruz. Toplantılara katılıyoruz. Bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Kayıt dışı giden para çok yüksek miktarlardır. Yani ama bunlar bizim elimizde olan veriler değil açıkçası. Maalesef bu veriler bizim elimizde. Honeypot'lar bizi fidye virüslerden korur mu? Yani kısmi koruyabilirler ama burada fidye yazılımlardan korunmak istiyorsanız malware ürünleri kullanmak gerekiyor. IPS Detection'dan kullanmak gerekiyor. Advanced malware, ATP'ler kullanmanız gerekiyor. Artı bunlar da yeterli değil. Örneğin firewall'da da bir exe indirimi kesinlikle kapatmanız gerekiyor. JIT indirimi kesinlikle kapatmanız gerekiyor. Birçok bağlantılı koruma yöntemleriyle ancak bunları sağlayabilirsiniz. Benim önerim advanced malware çözümleri kullanmanız. Gene mailleşmede sandbox kullanmanız. Firewall tuniklerini iyi yapmanız, dosya uzantılarını engellemeniz. Gerekiyorsa ağ dahil olmayan bir dosya sunucusu kurmanız ve ilgili kritik linkleri, personelinizin ihtiyaç duyduğu ilgili linkleri bu cihazda tıklayıp kontrolden geçirmeniz. Antivirüs programlarını güncel tutmanız. Bunlar daha çok etkili olacaktır.
Bir teze 1 milyon dolarlık kayıt dışı para. Evet, bunlar mümkün. Ya işin içine girdikçe farklı durumlar da söz konusu ortaya çıkıyor. Yani ürün alırken mesela bilgi işlemcinin üzerine ilave kendi komisyonunu eklemesi gibi durumlar da söz konusu. Bunlar da fiyatı şişirebiliyor. Yani çok kritik noktalar var açıkçası ama bunlar şu an bizim firma olarak çok net bildiğimiz veriler değil. Bu araştırmada milyarlarca dolar diyebiliriz. Teknoloji kaybı söz konusu. Müşteri kaybı söz konusu artı güven kaybı söz konusu. Milyarlarca dolar diyebiliriz aslında. Milyon dolar biraz hafif kalır. Soruyu şimdi anladım. Tam rakam elimizde yok ama örneğin dışarıdan para girmemesi bile bir bilgi güvenliği açığı sebebi olabilir ülkeye. Evet, işletmelerde güven sağlamak biraz zor. Genelde şahıslar kendi isteklerine göre hareket ettikleri için bir kurumsal mantıkla ilerlemeyip şahıs mantığında ilerledikleri için güven azalıyor ve bu güven de para kaybına, bilgi kaybına, teknoloji hırsızlığına sebep oluyor. Evet, bakın biraz önce galiba Oğuz Bey cevap verdi ya da Sinem cevap verdi. 450 milyar ile 6 trilyon arasında bir siber kayıp varmış ekonomide. Biz teşekkür ederiz. O Sint işletim sistemi teknikleri galiba. Yani burada işletim sistemlerinin zafiyetleri var. Ama siber saldırı birçok konuda dizayn edilebilir. Örneğin bugünkü eğitimimizde düzenlediğimiz kaynak tüketimine yönelik, bant genişliği tüketimlerine yönelik gibi. Yani sistemlerin ne kadar güvenli olması bu kadar dışarıya zafiyet noktası açık olması anlamına gelir. Yani ne kadar güvenliyseniz o kadar sağlıklı bir yapı sunmuş olursunuz, kendinizi korumuş olursunuz açıkçası. Katılım için çok teşekkürler. Firma sitesini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgiler için Hard DDoS sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Ben buraya notlarımı düşeyim. Firma sitesi labrisnetworks.com'dur. DDoS ile ilgili çözümleri sunduğumuz sitemiz de harddidos.com adresidir. Bu iki siteyi ziyaret edebilirsiniz. Mail adreslerinden gene bize sorular yöneltebilirsiniz. Onları cevaplarız. Herkese iyi haftalar diyorum. Sağlıklı yeni yıl diliyorum herkese. Önümüzdeki yılda yine tekrar bu etkinlikte görüşmek üzere. Belki üniversitelerde de karşılaşıyor oluruz. Ya da farklı ortamlarda, iş toplantılarında ya da farklı etkinliklerde. Tekrar görüşmek ümidiyle katılım için hepinize teşekkür ederim.